daha sağlıklı ve fit görünmek isteyenler, ekran başına. Diyet yaparken ekmek yemeyin diyenlere inat, zayıflatan ekmek önerileri. Nedir bunlar? Hemen açıyorum. Evet, ekmek ve simit. Akşam yediden sonra bir şey yenmez sözünü yasak listesinden kaldıran beslenme taktikleri. İştahınızı kesen, tokluk hissi veren çay tarifi, kilolara veda ettirecek çiğ bomba karışımıyla ünlü akupunktur uzmanı Doktor Murat Topoğlu canlı yayında. Hanımlar, ekran başına. Sosyal medyada fenomen olan Scott Girl Doris ile fit kalmanın sırlarını açıklıyoruz. Evde yapabileceğiniz basit ama etkili egzersiz önerileri ve sağlıklı ve pratik yemek tarifleriyle az sonra Zahide Yetiş'te. Levrekten çupraya, hamsiden Norveç somonuna, birbirinden çeşitli ve renkli balıklar Zahide Yetiş'te stüdyosuna geliyor. Hangi mevsimde hangi balık yenir? Taze balık nasıl anlaşılır? Balıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar neler? Balıkçı Yalçın Küçük anlatıyor. Az sonra Zahide Yetiş'te. Fazla kilolardan şikayet edenler dikkat! Yediğimiz meyveler sağlıklı mı? Yoksa şeker deposu mu? Artık bu tarihten itibaren Doktor Murat Topoğlu sağlıklı ve hızlı kilo verdiren meyveleri açıklıyor. Şu anda olağanüstü bir açıklama yapacağım. Az sonra Zahide Yetiş'te. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Stüdyolar sessiz ne yazık ki. Karalar giydik ama asıl kara olan ne yazık ki kalplerdeki acı. O geçmiyor, geçmeyecek. Rabbim devletimizin birliğine, dirliğine, gücümüze zarar vermek isteyen her türlü kişiye, duruma, olaya, adı her neyse ve dünyanın neresinde yaşanıyor olursa olsun teröre lanet olsun. Masum insanların canını alanlara, bu yolda ölümü göze alanlara lanet olsun. Onlara yardım edenlere, yataklık edenlere, destek verenlere lanet olsun. Böyle başlamak istemiyoruz güne ama hayatın gerçeğinden de kopamıyoruz. Kopmayalım zaten. Ne olduğunu farkında olalım. Bilelim ki yenilenmemesi için biz de kendi üzerimize düşen görevi yapalım. Efendim tekrar merhaba hepinize. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Zor günler geçiriyoruz. Hepimizin duyarlılıkları arttı biliyorum. Ama bize verilen korkudan dışında korku yaşamamak adına, korkmamak adına, güçlü bir topluluğumuzu tekrar tekrar söylemek adına biz buradayız. Görevimizin başındayız. Bilgilendirmeye devam ediyoruz efendim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Size bir haberim var. Obezite deyince hep Amerika geliyor aklımıza. Filmlerde görüyorsunuz hep böyle kilolu insanlar. Hem uzun boylular hem kilolular. Obezite de Amerika'nın dünyada birinci olduğunu düşünüyoruz. Peki ikinci kim? Ne yazık ki biz olmuşuz. Yani bu kadar ciddi bir obeziteyle karşı karşıya olduğumuzun ben farkında bile değilim. Bu yüzden sağlıklı bedenlerimize dönebilmek, çok daha rahat hareket edebilmek, şeker hastasıysak, tansiyon varsa, kıpırdayamıyorsak, kireçlenme varsa, ağrı sancı çekiyorsak, bundan kurtulmanın, hatta hamile kalmada bile kilo vermenin farkındalığının, faydasının bilincinde olmak gerekiyor. Sağlıklı, diyet demiyorum. Sağlıklı olduğumuz kiloya, kilonuzun rakamı da önemli değil. Siz kendinizi iyi hissettiğiniz kiloya geri dönmenizin yollarını göstereceğiz size. Bağırsaklarımızı daha çok çalıştırmak istiyoruz. Bağırsakları daha çok çalıştıran besinler, ödem atmak istiyoruz. Sabah sabah şişiz. Hepsini anlatacağız ama bunları anlatacak olan değerli konuğumuzdan bilgileri bol bol alacağım sizin için. Doktor Murat Topoğlu geliyor efendim bugün. Hoş geldiniz Murat Hocam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Böyle zor bir günde beraberiz. Bana ekmek mi getirdiniz? Evet, ekmek getirdim ama öncelikle ben de buradan hakikaten vefat eden tüm vatandaşlarımızın Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına da hakikaten sağlık, afiyet diliyorum. Ben de aynı şekilde terörü lanetliyorum buradan ama Türk halkı yıkılmaz. Merak etmeyin. Her zaman. Her zaman. Her zaman ayaktayız. Her zaman güçlüyüz. Her zaman biriz. Her zaman böyleyiz biz ve böyle devam edeceğiz inşallah. Hocam, evet, ben şöyle size bir ekmek getirdim. Çünkü artık ekmeği yasak listesinden biliyorsunuz geçen sefer çıkartmıştık, böyle çarpıcı olsun diye getirdim. Fakat bunun tabii ki sayısı çok önemli. Günlük aldığımız miktar çok önemli. Ben şöyle diyorum, bir tane size veriyorum, bir tane de kendim alıyorum. İki dilim ekmek yiyelim. İsterseniz bunu sabahleyin tost yapabilirsiniz. Ama kaşarlı tost değil, beyaz peynirli tost yapın. Bak burada çok önemli. Kaşarlı beyaz peynir arasında nasıl bir fark var? Arasında neredeyse 1,5 kadar kalori farkı var.
Bir buçuk kaşar demek daha, yağ demek yani. Tabii daha yağ demek. Hele eski kaşar olsa daha da fazla yağ demek. Beyaz peynirin, krem şeklinde sürülen beyaz peynirler var. Onlardan yiyin. Lor peynirler yiyin. Anadolu keş deriz biz, onlardan yiyin. Bunun üzerine bir de bir şeyler yapıyorduk seninle. Onu çok halk merak etmiş. Bir kez daha yapalım. Kesinlikle yapalım. Bazı baharatlar ekmeğin o tedirgin olduğumuz kısmını hallediyor. Hangi baharatlar onlar? Yani ekmek mi yemek istiyorsunuz? Sabah ve akşam. Hatta 7'den sonra yemeyin diyorlar ya. Hocam diyor ki 7'den sonra yiyebilirsiniz. Tabii ekmek ki. De ama nasıl? Evet, yiyebiliriz. Bir de dediğim gibi. Hani şimdi akıllı olmak lazım, mantıklı olmak lazım. Şimdi biz hekim olarak hastalarımıza ya sen hiç ekmek yemeyeceksiniz demek, kusura bakmayın, yalan bir ifade olur, kimse de yapmaz. İnsanların yapabileceği şeyler söylemeniz lazım ki o insanlar bunu evde ektikleri zaman tamam, bu adam mantıklı konuşuyor, yapabiliriz. Ama bunun neyini azaltabiliriz? Sayısını azaltabiliriz. Yok ekmek yemeyeceksin, saat 7'den sonra yemeyeceksin. Akşam saat 8'e kadar çalışmış zaten büyük şehirlerde eve yaşayan insanlar eve geliyor. Saat 9'da bazen eve geliyorsunuz. Ey ben yemeyecek miyim şimdi, bütün gün çalıştım. Yiyeceksin ama... Ben neler yiyeceğiz birazdan göstereceğim akşama. Hocam sizden bir şey istiyorum. Tabii ki. Şimdi benim gibi olan pek çok izleyicim var biliyorum. Şöyle alayım sizi. Tabii ki. Hatta yavaş yavaş elimize geçelim. İştahım kesilmiyor. Hani şöyle derler ya, o kadar özeniyorum ki. Ay bunu yemeyeyim şimdi iştahım gider. Hiç bende öyle bir şey yok maşallah. Hiç iştahım gitmiyor yani. Keşke hani bir tatlı yesem bir şey yesem de iştahım kesilse. Yok. Benim gibi olanlar varsa iştah dengeleyici, iştah kesici bir çay önerisi olacak hocam. Tabii ki tokluk çayı vereceğiz. Tokluk ona çayı. Da vereceğiz. Harika. Evet. Onu özellikle merak ediyorum. Tansiyon düşüren bir takım karışımlar var. Hayır, tansiyon düşüren besinler var. Ha güzel, bunları yedikçe, tükettikçe yani tansiyonumuz dengelenecek. Tabii, daha çok tüketeceğiz. Özellikle tuzdan fakir ama bunları tükettiğimiz zaman tansiyonumuzun daha yavaş ve yavaş yavaş indiğini göreceğiz. Peki sindirimi kolaylaştıran ve bağırsaktaki o şişmeyi engelleyen? Onları da hem çaylar vereceğim, örnekler vereceğim, hem de onunla ilgili besinler önereceğiz. Şişkinliği azaltan besinler de vereceğim. Güzel. Ödem attıran besinler vereceğim. Özellikle hani kadınlarda özellikle adet öncelerinde şişmeler oluyor ya. Ha. Onları da vereceğiz az güzel. Sonra bir şekilde. Harika. Bu arada tariflerimiz var. Avokadoyu artık hocam buyurun isterseniz geçelim siz de oraya. Yerinize geçin. Ben de haberlerime başlayacağım. Sizden de yorum rica edeceğim. Tamam. Biliyorsunuz ay bu arada size ne getirdim? Ya dur onu anlatacağız. Hemen girme. Giyme. Giyeyim de ama sonrasında söyleyeceğim. Biz ay neydi bunun adı? Korse. Korseyi niye giyiyoruz? Daha zayıf görünmek için değil mi? Anam bu korseyi de takmak zaten ölüm. Yani çıkartmak ayrıca ölüm. Biz korseyi niye giyiyoruz? Zayıf görünmek için. Oysa korseyi zayıflamada kullanabileceğimizin farkında bile değiliz. Ay hepsini toparlamayayım işte böyle bir şey oluyor biliyorsunuz. Şimdi korse ne yaptı? Sağa solu tabi burada şey olduğu için bir garip göründü. Mikrofon olduğu için. Korseyle zayıflayabilirmişiz. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ama hocamdan duydum. Çok hoşuma gitti. Çok mantıklı geldi. Çok eskiye dayanıyor. Eskiye mi dayanıyor? Anlatacağım ama. Anama 16. yüzyılda nasıl böyle sıkıyorlardı bunu? O kadınlar nasıl hareket ediyordu? Nasıl hayatta kalıyordu? Korseyle zayıflamak mümkün ama korse giyerek hatta de. 500. yıla döneceğiz. 600 yıla döneceğiz. Vallahi evde varsa korseniz artık... Geri söyleyeyim ama sonra bırakalım. Söylemeyin. Bence sonra. De bırakalım. Sonra bırakalım. Şimdi... Sünnet yaptırdınız mı çocukları? Ay bu arada misafirim var, balıkları konuşacağız. Yalçın Küçük değil mi? Dur bakayım hemen. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, merhabalar. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum şefim. Bugün balıklardan konuşacağız. Hangi balık ne kadar oldu? Hangisini nasıl tüketelim? Nasıl yemek yapalım? Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bu çift taraflı tavalar var ya, yani artık her yerde satılıyor. Geçen gün pazardan alışveriş yapıyorum. Bizim Yeşilköy pazarının herkesi artık tanıyor beni. Ben pazarlık yapmayı da çok hani şey yapamam. Bir de ayıp olur falan diye. İki tane hanımefendi geldi yanıma. Sen bizim kızımıza ne kadar nasıl bu kadar dersin? Şu kadar fiyat yap. Onlar benim adıma pazarlık yaptı. Şu tavadan bir aldım. Bir deneyeyim dedim. Hocam bir güzel çıktı. Gerçekten. Yani iyi. Fırın etkisi. Şimdi yapacağız. Orada da göstereceğiz. Süper. Hatta ben size ayrıca bir gün başka bir şey de yapayım onunla. Bayıldım. Şimdi haberler. Çok enteresan bir haber. Çocukları sünnet ettirdiniz. Ne yaptınız o deriyi? Attınız mı? Bazıları eyvah. Saklıyorlar biliyorsun. O deri saklanır mı ama nasıl saklayacağız onu? Kurutup saklıyorlar işte çocuklar bize bağlansın diye ama çok yanlış bir inanç. Ha öyle miymiş? Evet. Yani onu da ablaların falan babasına... pilavına koyup yenir falan denmişlerdi de o gün annesine, bana şey olmuştu sormayın. Annesine babasına bağlı diye. Peki şimdi bilimsel bir gerçek size. Kelliye sürpriz bir çözüm bulundu. Tebrik ediyorum. Türk doktorlar buldu üstelik bunu. Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fikret Şahin şu anda karşımızda. Hocam günaydın. Günaydın, iyi programlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben her şeyden öncesi tebrik etmek istiyorum. Yürekten tebriklerimi lütfen kabul ediniz.
Yeditepe Üniversitesi bilim insanları sünnet derilerinde bulunan kök hücrenin ürettiği molekülle kelliği tedavi edecek bir yöntem buldu. Haberini okuduk ve çok mutlu olduk. Lütfen bu haberi bizim için değerlendirin. Evet, o bizim uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğumuz bir projemizdi. Nihayetine erdirdik ve sonuçlandırdık. Biz sünnet derilerinden ama yeni doğan çocukların sünnet derilerinden, daha ileri yaşlardaki çocuklardan yani 6 aydan daha sonraki süreçlerde elde edilen sünnet derileri bu anlamda pek işe yaramıyor. Yeni doğan çocuklardan alınan sünnet derilerden çok özel bir kök hücre izolasyonu yaptık. Ve bu kök hücre o kadar özel ki vücudumuzda hemen hemen embriyonik kök hücreler gibi bütün hücrelere dönüşebiliyor. Bunun çalışmalarını, karakterizasyon çalışmalarını yaptık ve ilk yayınımız da bununla ilgili yayınlanmış oldu. Çok enteresan. Peki bu anlamda aslında sizin programı başlatırken konuşmalarınıza kulak verdim. Türk aileleri sünnet derilerini evet saklarlar ama bunlar kurutarak saklarlar. Evet. Bu kurutma yöntemiyle yapılan saklama buradaki hücrelerin tamamının ölümü demektir. Hiçbir işe yaramaz. Kadavradan başka bir şey değildir bu. Ama gerçekten aslında sünnet derisi kök hücre kaynağı için inanılmaz güzel, zengin bir kaynak. Onun gerçekten saklanması lazım ama uygun koşullarda hücreler alınarak, dondurularak mı saklıyorsunuz? Bankacılığının yapılması gerekiyor. Yani doku bankacılığı gibi veya hücre bankacılığı gibi bu dokulardan elde edilmiş olan hücreler eğer stoklanırsa ileride hücre ile ilgili yapılacak tedavilerin tamamında kullanılma potansiyeline sahip. O nedenle çok çok önemli. Ben aslında bundan sonraki süreçlerde kök hücre ile ilgili bankacılıkta özellikle sünnet derisinin bankacılığın yapılmasını öneriyorum. Çok enteresan. Ama şunu da bilmiş olasınız ki buyurun, bizim yaptığımız çalışmada özellikle sünnet derisinden elde edilen hücreleri biz saç çıkarmada kullanmıyoruz. Onu biz fabrika gibi kullanıyoruz. Ondan elde edilen moleküler kokteyli kullanıyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Sürekli sünnet derisi alarak çocuklardan bunlardan tedaviye yönelik bir ürün hazırlamıyoruz. Bu hücresel bir ürün değil. Bir defaya mahsus olarak almış olduğunuz, bir çocuktan almış olduğunuz sünnet derisinden elde edeceğiniz moleküler kokteyli ondan sonra sürekli üretim yaparak istediğiniz kadar ürün üretebilirsiniz ve saç çıkartmada kullanabilirsiniz. Peki saç çıkartmada bu çocuğun ileride ciğerinde bir problem oldu, böbrekte bir problem oldu. Ne bir başka bir organda, kıkırdakta bir problem oldu. Farklı organlara dönüşebilecek mi bu kök hücre? Evet, bizim üzerinde çalışmış olduğumuz, yayınladığımız yayın bu makale bu konuyla ilgili. Çok sünnet güzel. Derilerinden elde edilen hücreler vücudunuzdaki bütün hücre tiplerine dönüşebiliyor. Peki hocam bu ama burada bir güzel bir hücre kaynağı. Harika. Daha burada bir haksızlık var hocam. Siz muazzam çok bir şey yapmışsınız. Sizinle ilgisi yok. Bizimle ilgisi var. Yani oğlan çocukları sünnet oluyor. Bak sünnet derisiyle onların hayatlarında yeni bir çığır açıyorsunuz. Bütün Türk hekimleri kutluyoruz da biz sünnet olmuyoruz. Biz ne yapsak yani kız çocukları için ne yapsak? Yalnız bu sünnet derilerinden elde edilen hücreler şu anlama gelmiyor. İlla ki sadece o bireyin kendisine ve yakın akrabalarına kullanılabilir değil. Bunlar aynı zamanda stoklandığı zaman doku tiplendirme çalışmaları gibi tiplendirme çalışmaları yapabilirsiniz. Başka insanlar için de kullanılabilir. Kardeşler ha, öyle için. Mi? Kardeşler için. Evet. Aynı soydan olan insanlar için. Başka insanlar için. Olan kardeşi varsa kız kardeşi için de kullanılabilir. İllaki yakın akrabası değil. Başkalarına da kullanılabilir. Allah Allah, çok enteresan. Ben bir çığır açacağınızı düşünüyorum bu işle. Gerçekten size ve ekibinize başarılar diliyorum kıymetli hocam. Teşekkür Türk ederim, doktorlarına emanetiz hepimiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Sağ olun. İyi programlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün alkışlayamıyoruz ama alkışlasaydık yürekten, gönülden alkışlarımızı kabul edin derdim. Gerçekten muazzam bir iş yapmışlar. Efendim simit, bizim bildiğimiz, biz İzmirliyiz ya, biz gevrek deriz. Hı hı. Gevrek, simit kanser yapıyor diye bir haber
karşımızda. Bilim adamları glisemik indeksi yüksek olan gıdaların akciğer kanseriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor ve söz konusu gıdaların arasında beyaz ekmek, simit, mısır gevreği ve pirinç patlağı gibi yiyecekler bulunuyor diyor. Kanser, akciğer kanseri riski %49, bu çok ciddi bir rakam. Hemen sormak istiyorum tıbbi onkoloji uzmanı, yani kanser hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Özlem Er. Özlem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz tedirgin olduk. Niye? Çünkü hani simit can kurtaran gibi bizim için. Hani acıktığımız zaman her yerde rahat ulaşabileceğimiz bir besinken nasıl oluyor da kansere yol açtığı söylenebiliyor? Değerlendirir misiniz haberimizi? Evet, çok haklısınız. Besin piramidinde, beslenme alışkanlıklarımızda aslında ekmek, simit bunlar çok önemli yer tutuyor. Ama aslında bizim bu çalışmada vurgulanması gereken şey beyaz undan yapılan besinler. Simit de eğer beyaz undan yapılırsa glisemik indeks dediğimiz, yani vücuttaki kan şekerini hızlıca yükselten ve insülin salgılanmasına neden olan durum artıyor ve yükseliyor. Bu da daha önceki bilgilerimiz bağırsak kanserleri, meme kanseri, glisemik indeksi yüksek beslenme şekliyle arttığını biliyoruz. Akciğer kanseri için de bu tür bir çalışma yapıldı ve özellikle sigara içmeyenlerde, çünkü sigara içenlerde zaten risk oldukça yüksek, ama sigara içmeyenlerde bu tür bir beslenme olması durumunda göreceli olarak %49 bir artış, hani bu insanların yarısı kanser oluyor anlamında değil. Risk %50 daha artıyor anlamında. Önemli. Yine ben doğru mu anlıyorum? Sizde bir risk varsa, bedeninizde evet, böyle bir açık varsa, bir de beyaz un bol bol tüketiyorsanız sizdeki riski iki katına çıkartmış oluyorsunuz. Yani belki de olmayacaksınız kanser. Risk var ama bunu bedeniniz belki tolere edebilecek. Ama siz beyaz unla devam ederseniz beslenmeye tolere edemeyecek hale getirebilirsiniz diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorsunuz. Yani birçok risk faktörü bir araya geldiğinde özellikle bu glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerimizi yükselterek ve tabii ki fazla kilo yaparak, çünkü fazla kiloyu da sık sık biliyorsunuz vurguluyoruz. O yüzden aslında bizim burada söylememiz gereken dengeli beslenmenin önemi. Meyve sebzeden zengin beslenmenin önemini vurgulamamız lazım. Doğal bir beslenme, işlenmiş gıdalar, özellikle işlenmiş gıdalar glisemik indeksi yükseliyor, içine şeker katılmış. Çünkü biz burada aslında kanserde şeker tüketmeyin demiyoruz. Yalnızca tüketilen şekerlerin vücuttaki metabolizması önemli. Hızlıca kan şekeri yükselmelerine neden olan basit şekerler da riski artırıyor. Ne onlar mesela hocam? Gerçi biz bugün ne yediğiniz zaman ne kadar şeker tüketiyorsunuz? Doktor Murat Topoğlu yanımızda ve onlarla konuşacağız biraz sonra. Doğru. Diyet uzmanlarından bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsiniz ama şu şekilde özetleyebiliriz. Glisemik indeks dediğimiz zaman kan şekerindeki yükselme ne kadar oluyor ve ne kadar sürede tekrar düşüyor? Bu hızlı dalgalanmalar çok önemli. Çünkü peki, insülin hormonu biliyorsunuz salgılanıyor bu durumda. Ve o da insülin benzeri büyüme faktörleri aynı zamanda kanser için de büyüme faktörü gibi çalışıyor. Ve kilo alımı yine kanser için çok önemli bir risk faktörü. O nedenle tahıllı gıdaları, özellikle meyve sebzeyi, çünkü glisemik indekse baktığımızda elma, kayısı, bunların glisemik indeksinin hep 50'nin altında olduğunu görürüz. Ama beyaz unla yapılmış yiyecekler, pirinç, yine pirinç pilavı ya da pirinç patlağı diyebiliriz. Peki. Beyaz bunlar bir hayli yükseltiyor. Evet. İnsülin direnci, insülini sonra tekrar acıkıyoruz, tekrar bir şeylere saldırıyoruz. Hele onlar beyaz undansa, biz riskimizi bilmiyoruz, kanser riskimizi. O yüzden aslında hepimizin beyaz undan uzak durması gerekiyor. Bugün kullandığımız ekmeklerde beyaz unla yapılmamış ekmekler özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili doktorum sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Mutsuz musunuz? Huzursuz musunuz? Şu son yaşanan olayların dışında da kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Bu siz farkında olmadan bedeninizdeki hormonlar yüzünden olabilir. Tiroidler mesela. Tiroidler, bravo hocam. Tabii doktor olunca siz vakıfsınız. Mutsuzluğunuzun nedeni tiroid beziniz olabilir.
Çok enteresan, uzun süredir devam eden depresyon ve mutsuzluk nezini hipotiroidi, yani tiroid bezinin az çalışması olabiliyor. Kadınlarda hipotiroidinin daha sık görüldüğünü belirtiyor uzmanlar ve kandaki TSH hormonu seviyesine baktırmadan hipotiroidi teşhisi için önemli bir vurgu yapıyorlar. Endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Erol Bolu bizimle beraber. Erol Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Gerek stüdyoda bulunan, gerek sizi dinleyen, zevkle dinleyen insanların hepsine çok selamlar söylüyorum. Sağolunuz efendim, teşekkür ediyoruz. Tiroid bezlerimiz nasıl oluyor da biz farkında olmadan vücudumuzu bir şef gibi yönetirken mutsuzluğumuzun sebebi olabiliyor? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi tabii klasik olarak, klasik anlamda tiroid hormon yetmezliklerinin bulgularını esasen toplumda hemen hemen herkes hayatının bir döneminde yaşıyor. Nedir onlar? Bulguları? İşte halsizliktir, yorgunluktur, kilo alma problemidir gibi, unutkanlık, konsantrasyon zorluğu gibi şikayetlerden yakınıyorlar. Fakat zaman içinde bu çevresi tarafından algılanan hadise şöyle gelişiyor. Kişi giderek, ya deniyor ki bu arkadaş işte daha yavaş hareket eder, daha sessizdir, oturduğumuz yerde bırakırız orada kalır. Ne diyoruz bunların bir kısmına, işte depresif bir tablonun içindeler diyoruz. Oysa ki çözümlenebilecek şeyler de vardır gerçekten. Bunların içinde en önemlisi belki de tiroid hastalıkları ve hipotiroidilerdir. Çok kolaylıkla da tanı konabilir hipotiroidilere. Nasıl? Bizim her zaman söylediğimiz gibi günlük ya da ay yıllık kontrolleriniz içinde bir TSH hormonuna baktırsanız, Kandan bakılıyor değil mi? Tabii ki. Kanınızı verdiğiniz zaman TSH hormonunuza baktırmanız gerekiyor. Ya tabii ki, yani verdiğiniz kan örneklerinde, bunu diyabet için de söylüyoruz biz. Artık neredeyse sağlık tesislerimizin önemli bir kısmında kolaylıkla yapılan tetkikler bunlar. Bir açlık kan şekeri, bir TSH. Lütfen baktırın kan veriyorsanız. Bir TSH'nize baktırın. Klasik yakınmalarının yanında TSH düzeyiniz eğer 4 miliünitenin üzerinde, hatta onların üzerine doğru tırmanmaya başladıysa mutlaka bir hekimle görüşün. Ve nitekim psikiyatri uzmanı arkadaşlarımız da bu konuya çok yakından vakıflar. Onlar da bu tür hastaların hepsinden istiyorlar. Yeter ki hasta yakınmalarını basit bir şey gibi algılamasın. Günlük aktivitenin içinde bunlar kaybolmasın. O yüzden bunları tekrar etmenizi rica ediyorum. Şimdi bizi izliyorlar. Evet. Tiroid bezi, şu Adem elmasıyla şurada bir papyon düşünün. Ben hep öyle aktarıyorum. Evet, değil mi? Bir papyon gibi burada ve bir orkestra şefi gibi gerekli çok yere güzel, gerektiği kadar hormon vererek aslında vücudun muazzam bir dengesini sağlıyor. Aynen, bazen öyle. Hormon değeri değişiyor. Ve işte kimi çalgıya diyor ki sen daha çok çal. Halbuki onu çalmaması lazım orada. Kimisi de diyor ki sen dur. Hayır, onu çalması lazım müzik akarken. Hani en basite indirgerek anlatmaya çalışıyorum. Peki çok hocam, kendimizi yorgun, halsiz, bitkin hissediyorsak, oturduğumuz yerden kalkmak canımız istemiyorsa, depresif, agresif, karımı üzüyorum, kocamı sıkıyorum, çocuğuma bağırıyorum, ben böyle biri değildim demeye başladıysak, varsa eklemek istediğiniz lütfen. Daha sonra gene bu söylediğiniz yakınmalara ek olarak başka bir şey daha söylemek lazım esasen. Hanımlarımızın adet günleriyle birlikte değişen genel bir farklı ruhi durumları olabiliyor. Bu dönemler içinde de çok uyanık olmak lazım. Bir başka hastalık, kronik tiroidit, Hashimoto tiroiditi dediğimiz tiroiditlerde zaman zaman hipo değil hipertiroidi atakları da olur. Yani ne olur o sırada? Hasta o zaman daha sinirli, daha agresif, etrafını kıran, üzen biri haline gelebilir. İşte bu ataklarla adet dönemlerindeki hassasiyet dönemleri üst üste çakışabilir. Eyvah. Ve nitekim kadın dayanılmaz bir hale gelebilir çevresi tarafından. Gerçekten öyle olur. İşte evdeki dırdır vesaire de hep bu dönemlere denk gelir zaman zaman. Lütfen uyanık olun. Kronik tiroiditlerde de tiroid fonksiyonlarınız bu sefer tam tersi tarafa, hipertiroidiye doğru gider. Zaman içinde tekrar hipotiroidiye döner. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Tiroid hormonlarının dolaşımdaki kalış süresi kısadır.
Yani hemen 7 verdi, gün kadardır. Hormonu gelişti. Bir hafta galiba. Hem hiper hem hipo olabilir. Peki biz bunu bulduk bu programdan sonra. Gerçekten ben fazlasıyla agresif oluyorum. Hele özel günlerimde diyen hanımlar varsa, beyler, de hanımları takip etsin tabii. Beyler de izliyor bizi. Gittik, baktırdık. Tiroitte bir sıkıntı ortaya çıktı. Bu dert sona erebilir mi? Yani ben tedavi olabilir miyim böyle bir durumda? Kesinlikle, kesinlikle. Bunu da vurgulayalım. Boşu anlatmıyoruz bunu çünkü. Kesinlikle, kesinlikle. Çok kolay, uygun tedavi şekilleriyle kesinlikle tedavi olan bir hastalıktır. Bunu diyelim ki tiroid hormon yetmezliğiniz var. Emin olun çok ucuz bir tedavi yöntemiyle ömür boyu destek alarak hayatınızı gayet kaliteli bir şekilde sürebilirsiniz. Belki yani 4-5 kalem ilaçla antidepresif kullanmaktan kurtulacaksınız. Hipertiroidi de öyle. Çok kolay bir tedavi şekliyle, hadi bazen başarılı olamadığımız durumlarda cerrahiye müracaat ederek ya da radyoaktif iyot kullanarak bu işlerin kesinlikle şifa ile sonuçlandığını söyleyeyim. Umutsuz olacak bir durum yoktur. Belki bu hastalıkların güzelliği de burada zaten, ama gözden kaçırıyoruz. Bu yüzden sizinle beraberiz. Bu yüzden özellikle vurguluyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli doktorum. Sağ olunuz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selam. Sağ olunuz. Çok kişiye faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu ataklar pek çoğumuzda var. Ha biz kadınız böyle zamanlarda hayır geçebilir. Niye ömrünüze heba edesiniz? Gidin ölçtürün. TSH hormonu kandan alın. Bir bakın, eğer onun üzerindeyse sıkıntı, 5'in altındaysa çok sıkıntı. Çok enteresan. Benim 31 senelik bu meslek hayatımda hakikaten zayıflamayla uğraşan bir hekim olarak belki bu oranlar %10 civarındaydı benim ilk başladığım meslek hayatımda. 30 sene önce. Evet, kilo olan kişilerin ancak %9'u 10'u ancak hipotiroidi. Şimdi ne kadar çoğaldı? Şimdi emin olun %30-35'lere kadar çıktı bu. Yani mutlaka biz gelen her hastamıza, yani bana gelen her hastaya mutlaka tiroid bezlerinin testlerini, kanını alıyoruz ve onlara baktırıyoruz. Onlara göre tedavi programları organize ediyoruz. Çünkü bazen çok agresif olabilirler, dediğin gibi. Hakikaten neredeyse kadıncağız cinayet işleyecek kadar Allah böyle hırslanabilirler. Gerçekten enteresan duygular oluşabiliyor. Bir altına bakıyorsunuz ki altında depresyon var vesaire. Aslında hala alakası yok. Tiroid çalışmıyor. Tiroid var. Bunun gibi şeyler. Evet. Sizi aldık ve balıkçıya götürdük. Evet. Bugün stüdyomuzda da balıklarımız var, ama balık tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Doktorumuz Murat Topoğlu anlattı, yerinde anlattı. Birazdan burada ayrıntılarını dinleyeceğiz. Önce sizi götürelim, bir balıkçımızla beraber yolculuğa çıkalım. Buyurun. Doktor Murat Topoğlu balıkla ilgili gerçekleri açıklıyor. Doğru bildiğiniz yanlışları açıklıyorum. Kaçırmayın. Balık vitamin ve mineralleriyle sağlığımıza sağlık katıyor. Peki bu sağlık kaynağı balıklardan hangilerini nasıl tüketmek gerek? İşte omega 3 bakımından en zengin balıklar. A ve D vitamini açısından en yoğun olan balığımız burada gördüğümüz somon balığı. Somon balığı anlatmakla bitmez faydaları. Hamsi balığımız var. Son zamanları, bence son zamanlarını mutlaka çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hamsi balığının içinde de inanılmaz bir şekilde omega 3 var. Mutlaka ve mutlaka haftada iki defa herkesin tüketebileceği en yegane balıklardan bir tanesi. Bir üçüncü balığımız daha var, gene omega 3 açısından çok zengin olan. Bu da istavrit balığımız. İstavrit balığı da çok çok zengin. Hem omega 3, hem A vitamini, hem de D vitamini. Bu balıklar kalp krizi riskini önlüyor. Bunlar ne işe yarıyor derseniz, bunlar şu işlere yarıyor. Bir, beynimizi çalıştırıyor. Çünkü omega 3 steroid hormonlar gibi çalışır. Bu hormonlar da beyindeki gri cevher dediğimiz bir bölüm vardır. O cevheri yaşlanmasını önler. Dolayısıyla Alzheimer hastalıklarında yaşlıktaki bunamayı da önlerler. Göz içinde hem demir vitamini var biliyorsunuz, A vitamini de var. Dolayısıyla omega 3 ile beraber gözün daha fazla iyi görmesini sağlar. Gene kalp krizlerinde veya kalp hastalıklarında yapılan dünyadaki çalışmalar %43 oranında kalp krizini azalttığını biliyoruz. Çünkü omega 3 asidi özellikle bizim vücudumuzda bulunan HDL dediğimiz, yani iyi kolesterolün çıkmasını ama kötü kolesterolün düşmesini sağlarlar. Hocam, istavriti hangi sıklıkta, haftada ne kadar tüketmeliyiz ve nasıl tüketmeliyiz? Hem istavriti, hem hamsiyi, hem de somon balıklarını haftada mutlaka iki defa tüketmemiz lazım. Çünkü omega 3 açısından da mutlaka haftada iki defa almamız gerekiyor ki vücudumuzda işe yarasın. Balık alırken bunlara dikkat edin. Havalar ısındı biliyorsunuz. Havalar ısınınca da balığın kokma oranı çok hızlı bir şekilde oluşur. Ve bayat bir balığı da yediğiniz zaman maalesef çok zehirlenmeye kadar gider, faydasından çok zararını alırsınız.
Bu balık çok taze. Nasıl anlıyoruz? Özellikle bakın, bu bir somon balığı. Renginden anlıyoruz. Rengi tamamen bir parlak görüyorsunuz. Gözleri de aynen öyle. Gözleri de çok parlak. Ve içindeki bu kısmı açıyorsunuz ve kırmızı rengine bakıyorsunuz. Bu da önemli. Ve dolayısıyla bu balık taptaze bir balık. Rahatla tüketebilirsiniz. Deniz levreği mi yoksa kültür levreği mi daha sağlıklı diye soruyoruz doktorumuza. Bakın ne yanıt veriyor. Bizde levrek bunların. Bu da levrek, bu da levrek. Ama bu denizli gerçekten her türlü denizin vitaminlerini alan bir levreğimiz. Bu da kültür dediğimiz, yani suni üretilen bir levrek. Ben her zaman deniz levreğini tavsiye ediyorum. Özellikle deniz levreği her derde devadır diyebiliriz. Hamileler hangi balıkları tüketmeli? Hamile bayanlar, emziren anneler ve kesinlikle çocukların yemesi gereken en önemli balık, biraz daha gösteriyorum. İşte somon balığı. Somon balığını mutlaka tüketelim. Ve hamsiyle de tüketebilirsiniz. İstavrit de tüketebilirsiniz. Bu üç balığı kesinlikle çocuklara öneriyorum. Ama bunları kesinlikle ve kesinlikle çiğ olarak asla, yani işte sushi dediğimiz yeni moda oldu biliyorsunuz. Sushi asla ve asla hamile kadınlar, çocuklar ve emzirenler kesinlikle tavsiye etmiyorum. Anne karnındaki bebeğin beyninin oluşumunda da çok etkilidir balık. Hocam, balığın yanına roka yenmez diyorlar. Bu konu hakkında sizin fikriniz nelerdir? Hiç katılmıyorum böyle bir şeye. Her türlü yeşilliğin yenmesi taraftarıyım, özellikle balığın yanında. Çünkü balıktaki omega 3 asitleri özellikle yeşil sebzelerde bulunan, salatada bulunan, rokada, maydanozda bulunan demirle birleştiği zaman çok daha vücut için faydalı olacağına inanıyorum. Mutlaka yeşillikle tüketilmeli. Diyet yapanlar dikkat! Özellikle diyet yapanlar mutlaka balık tavsiye ediyorum. Ama balığı yağda kızartmayalım. Nasıl yapalım? Buğulama yapalım, fırında yapalım, közde ızgara yapalım. Çünkü eğer bir balık yerseniz ızgarada hiç sorun yok, kilo vermeye devam edersiniz. Ama bu balığı kızartırsanız işte şu elimdeki 4 tane balık yemiş olursunuz. Yani 4 balığın kalorisi bir balıkla eşit. 4 balığın kalorisi bir balıkla eşit. Yağda kızartırsan. İşte bir sağlıklı balık nasıl bedbah edilir? En güzel yağda. Una batırılıyor ya. Oo, beyaz un. Beyaz un. Bir de onu yağda, bol yağın içinde. O sevgili güzelim hamsi, sevgili güzelim somon, neyse istavrit neyse, bütün o etcikleri, içindeki kasçıklar yağı böyle emiyor, affedersiniz emiyor, sünger gibi emiyor. Siz balığın üstünü silseniz ne yazar, silmeseniz ne yazar, balığı emiyor. Yemesek ne olur, olmaz. Gerçek mı? Balık 3 şekilde yenir. 1 buğulama, 2 fırında, 3 direkt közleme dediğimiz. Ha, ızgara. Izgara yani. Izgara közleme en ızgara. Güzeli. Şu unlama huyumuzdan vazgeçmemiz lazım yani, hanımlar beyler. Ayda 2 ayda bir kez yersiniz, problem değil, ama sürekli yağda kızarmış balık yerseniz emin olun o balık yani 800-900 kaloriye çıkartırsınız. Yani 200 kalori bir balığı 900 kaloriye çıkartırsınız. 5-4 balık yemiş olursunuz. Ne gerek var? Onun yerine 4 tane fırında balık ye. Yoksa doymaktan. Yani, peki balığın yanında roka yenmez mi diye sormuş zaten arkadaşımız. Ya yeşilleri tamamen yiyeceğiz. Rokanın ne özelliği var bunu anlamış da diyelim. Yani maydanoz da yersiniz. Hatta daha da iyi olur çünkü bunların içinde. Biz İzmir'de daha çok roka yeriz. Tabii yani. Demiri var, vitamin C'si var vesairesi var. Düşün, bu yağda da balıkta da omega 3 asitleri var. Bunların beraber taşınıp daha vücutta kullanılabilme özelliğini taşırsınız. Eğer balığın yanında salata, yeşil salata yerseniz. Bunun içine roka da dahil. Peki şimdi ben ustama sordum limon sıkılır mı diye. Tabanca kafasına silah sıkmış gibi olursunuz dedi. Doğrudur. Öyle mi? Bence limon öyle. Sıkılmaz mı bana? Yok, balığın tadı kaçar bana göre. Yani kurşun sıkmış gibi olursunuz. Eyvah eyvah. Peki doktorumuza soralım. Vallahi hiç alakası yok bence. Hiç alakası yok. Yani ben tabii işin bilimsel boyutlarla yani. Tabii yapıyorum. Bilimsel kısmında yani, bir zarar verir. Limon hem lezzeti yani bir şey, yani şimdi örnek vermek istemiyorum. Niye insanlar hamburgerin yanında gazlı bir içecek içiyorlar? Birbirlerinin etkilerini, yani lezzet etkilerini artırsın diye. Siz bir tabii, hamburgeri suyla içerseniz mi ama. Yoksa affedersiniz gazlı içecek mi içerseniz lezzet arasınız. Gazlı içecekle beraber lezzet arar. Bunu tavsiye ettiğimden değil. Bazı şeyler birbirlerinin sinerjik etkisini yapar. İnsan ağzındaki tat tomurcukları belli bir şekilde. Ama eğer
kişi hiç balığı doğuştan itibaren Karadeniz'de doğmuş insan limonsuz hazırsa, yani alışmışsa onu yapabilir. Ama mesela ben de limonla alıştım ve hani limonla daha bir lezzetli bile geliyor kesinlikle bana. Kesinlikle daha çok daha lezzet artar ve vitamin açısından da daha çok kullanışlı olur. Peki. Vücudum. Şimdi burada hangi balıklar var? Şimdi İstavet somon. Var, istakoz var. Şimdi bakın somon. Tabii ki Türkiye'mizde çok fazla bilinmemekle beraber son yıllarda somon hakikaten çok önemli. Omega 3 demek şu demek. Omega 3 demek vücuttaki kolesterol dediğimiz kötü kolesterolü düşüren, iyi kolesterolü çıkartan demektir omega 3 asidi. Ve bu somonda var. Bir, hamsi de var. İki, eldivenimiz var mı? Bana eldiven. Hamsi de var. İki, levrekte var. Burada da levreğimiz var. Özellikle deniz levreği değil mi bu? Evet. Deniz levreğimiz de var. Nasıl anlıyoruz bunun deniz levreği olup olmadığını? Mesela arada çok onu, büyük fiyat farkı var. Şimdi ama, şöyle söyleyeyim. Nasıl anlayacağız? Yetiştirme balıklarının da büyüğü oluyor. Onu siz kolay kolay anlayamazsınız. Ancak yerken anlarsınız ya da gerçekten güneli bir balıkçı ekmeniz lazım. Yani bir de öyle olunca tam zamanı kalkan balığını da öneriyorum. Yağ oranı biraz daha azdır. Şunu diğer balıklarınıza. Ben şey istiyorum ama ben bulamam. Sizin var mı mikro şey tabii. Tutar mısınız şöyle ha. Bir görelim. Kalkan balığı da hakikaten yağ oranı çok az olan bir balıktır. Sağ olun, ve ızgara olarak yapılması çok lezzetli oluyor. Onu tavsiye ediyorum. Mesela enteresan burada karides ve şeylerimiz var. Onlardan alabilir misiniz elimize? Istakoz benzeri. Ha. Ay bunlar da böyle bir şey. Tamam kılıç balığı. Şimdi bakın. Tamam yapmayın öyle. Ay, ay. Tamam. Bu biraz canlıydı. Ay. Tamam, ben de alacağım. Tamam vazgeçtim onu almayalım. Bırakın. Bırakın tamam. Tamam. Şimdi bakın. Özellikle istakoz tarzı veya karides tarzı şeylerde kolesterol oranları çok fazla. Evet. Yani kolesterol çok yüksektir. Dolayısıyla bunların yani ayda ya da iki ayda bir kez tüketilmesini ben rica ediyorum. Kolesterol açısından. Ama kesinlikle hamileler bakın üzerine basıyorum. Ve yeni doğurmuş emziren anneler ve çocuklara çok fazla karides, bir de istakoz ve de şurada gördüğümüz kılıç balığını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bu çok önemli. Hele bunların çiğ olarak sushi şeklinde yapılması tamamen bir cinayet. Çünkü içindeki bir takım o etlerindeki yerleşmiş olan klostridium gibi bir takım şeyler var. Bakteriler var. O bakteriler anne sütüne geçer ve çok hoş olmuyor. Sen peki. Hala şoktasın ben, biliyorum. Ben bu kısmı tamamlayıp ilk bir kısmına gidebilir miyiz? Geçelim. Peki. Sadece şunu soracağım. Bizim klasik bildiğimiz balıkta tazelik solungaçtan anlaşılır. Doğru mu? Kırmızıysa, gözleri parlaksa ben öyle öğrendim. Evet, doğru. Var mı başka yolu? Var birkaç suyun tane. Suyun içine atacaksınız bir de. Vizyon mu? Ha, suyun içinde direkt dibe çöküyorsa. Mesela nereden anlayacaksınız? Hadi bir kere daha gösterin bize. Ya. Ha. Taze balığa bastırdığınızda ha. Eti hemen yukarı çıkar. Yalnız evet. Bayat balık bu şekilde i̇çine kalır. İçine çökük kalır. İçine çökük kalır. Aynen. Gözleri parlak, net ve üst derisi parlak şöyle olması lazım. Şöyle bir alın elinize bir gösterin bize onu. Tabii. Ha. Çok enteresan. Oradaki balıkçılardan bir şey öğrendim. Nedir? Solungaçları bazen taze görünsün diye kırmızıya boyayanlar da varmış. Ya. Evet. Yani Allah korkusu olan satıcı nasip etsin hepimize. Neler neler çıkartacaklar daha. Bir solungacını açabilir miyiz? Tabii. Bakın gayet pembe. Gayet taze görünüyor. Şimdi pembe mi kırmızı mı oldu? Ha evet görüyoruz. Ve balığı böyle tuttuğu zaman bakın dik duruyor. Şöyle evet. Ha dik duruyor. Eğilmiyor. Kasları katatoni dediğimiz evet, balığı sert. Balığı tuttuğu zaman şöyle, bu şekilde. Şöyle tutarsanız eğer. Ha. Dik durması gerekiyor. Ama bunlar donmuş geliyor bazen. Yok. Donmuş da dimdik oluyor. Bunların buzhanesi olmaz. Her balığın buzhanesi olmaz. Olmaz. Evet. Ha. Peki fiyatlarını biliyor musunuz bunların? Kilo tabii fiyatlarını. Bir söyler misiniz bana? Eşkine balığı şu anda ortalama 40 veya 50 lira kilosu satılmaktadır. Az da değil bu zaten 1 kiloyu 1 kilo gelir bu. Tabii 1 kilo civarındadır aram bu. İşte 1 kilo balık 50 lira nasıl yiyeceğiz alacağız. Peki devam başka? Başka levrek balığımız var. Onlar da boy boy. Ne kadar? Ya levrek kilosu şu ne kadar? 30 lira kilosu. Deniz levreği? Deniz levreği de 60 lira civarındadır kilosu. Onun deniz mi yoksa şey mi olduğunu nasıl anlayacağız? Anlayamıyoruz değil mi onu? Onu kolay i̇şte kolay güvenli tabii, bir yerden güvenli alacağız. Tabii. Alacağız. Norveç somonu 32 lira kilosu. Kilosu. Evet. Yani zaten 100-200 gram diyeceksiniz bundan. Zaten, zaten da çok da fazla da kesiyoruz. Şöyle bir kaldırın bir görelim. Bu da somon balığı. Biz hep bunun açık halini görüyoruz. Bütün balıkların kralıdır aslında.
Gerçekten somon balığı. Her evet. açıdan faydası var. Çok da yağlı bir balık bu değil mi? Buna ya, hiç yağ falan kullanma. Hiç gerek en yok. Güzel fırında yapmak lazım. En güzel. Somon. Çocukların özellikle zeka ilerisini olmasını istiyorsanız, aklı çalışmasını istiyorsanız hakikaten çocuklarımıza mutlaka balık yedirelim. Bol bol somon yedirelim. Peki. Kalp hastalıklarından bir sürü şeyler var. Çok teşekkür ederim. Ay hocam hadi gidelim. Şimdi gidelim. Evet şimdi ekmeği şimdi, kaldırmıştık. Ekmeği geçeceğiz. Et yerine geçen besinler var burada. Evet. Şimdi bunlardan bir başlayalım. Sonra saat 7'den sonra bir şey yemeyin diye duyuyoruz ya bazen. Onları hocam diyor ki yemeği yiyebilirsiniz ama özellikle ekmek yiyeceksiniz nasıl? Evet. Et yerine geçen besinler sizce nedir? Yavaş yavaş çıkartalım. Şöyle bize yazsınlar acaba ne çıkacak? Ne olabilir diye. Var mı bilen? Ama bunu tek tek şey yapmamız biraz zor da ben tek tek göstereyim. Tamam. Böyle. Bir tanesi yoğurt. Yoğurt inanılmaz bir hani zayıflamak istiyorsanız sağlıklı kilonuza ulaşmak için tamamen muazzam. Tamamen protein kaynağı. Değil tamamen mi? Protein kaynağı. Sabahları hocam yoğurda bazen yaptığım bir şey siz söyleyin. Kırmızı toz biber. Hı-hı. Bak. Atıyorsun. Şöyle kırmızı toz biberi attım. Hı-hı. Ay bunu başka şey ben sana biraz sonra ama. Başka bir şekilde yapacağım o yoğurdu. Ha. Bayılacaksın. Dur. Sen üzerine biraz yoğurt, şey limon. Tamam. Ama bu limonu sıkmam lazım. Tamam. Bıçak arıyorum. Zeynep tamam. abla bıçak. Bir bıçak alayım. Deneyim. O kadar lezzetli ve enteresan bir tadı oluyor ki. Sabah kalktınız hala bir şey yemediniz mi? Bir deneyin bunu bak. Bu biraz fazlaca ama eğer acıyla tamam. da sıkıntınız yoksa. Hocam siz zahmet keserseniz. Yoğurt mümkünse orta yağlı. Çok yağlı olmasın. Üzerine kırmızı biberi döktüm şöyle göstereyim. Tamam. Onun üzerine de bir güzel limonu sıktım. Biz balığa da sıkarız, yoğurda da sıkarız. Size bir şey itiraf edeyim mi? Geçen programda geldiğinizde böyle limon tuzlayıp sıkmıştık. Limon. Sonra ben bir limon delisi oldum. Değilsiniz. Vallahi limon yiyorum. Aynen çok böyle iyi. Sıkmaya başladım ağzıma. Tövbeler olsun. Bir daha yapalım mı? Bir de kaşık. Vallahi yapalım. Yapalım. Kaşık rica edeceğim. Tuzumuz da var burada bak. İkiye de böldüm limonu. Ha hazır. Onu bir daha bölün. Tamam. Ya bunu yapın. Limonun nasıl bir etkisi var zayıflamada? Limon C vitamini biliyorsun zaten yüksek. Teşekkür ederim. Ama sonunda şu limonu ağzımıza sıkacağız ya. Ha. Hafif tuz atarsanız o ekşiliğini kaldırıyor ortadan. Fakat şu posasını da sıyıracağız. Sonunda onu da yiyeceğiz. Gerçekten uzun süre bir tokluk hissi yaşarsınız. Çok önemli. Yiyor musun? Yiyorum tabii. Şimdi bak bunu göstereceğim. Biraz sonra yoğurdu nasıl yapacağım sana bak göreceksin. Ha, tabii. Bundan farklı. Çok farklı. Peki. Yoğurt sabah kalktınız. Bir de bu tokluk hissi de uyandırıyor. Kesinlikle. Çoğunuzda. Acıyla da probleminiz yok. Azıcık acı koydum üstüne. Toz biber. Sonra limon sıktım. Şimdi de izninizle afiyetle. Bugün karnı doyuracağım ben senin. O limon nasıl farklı bir lezzet oluyor. Kesinlikle. Ama limon demişken hadi limon yiyelim. Hadi limon bak canın çekti. Şimdi stüdyonun hepsi ağzı sulanacak. Tuz var mı? Var var elimizde. Yemeğin ya diyor Cem abi. Ben yanım böyle mi? Böyle mi yaparsın öyle mi? Ha, fark etmez. Neyse tamam. Bunu zaten yapmıştım. Limonun yağ yakıcı etkisi var mı gerçekten? Yani limonun tabii direkt yağdan ziyade. Yapayım mı? Vitamin açısından da çok önemli. Beraber. Önce zorla yaptım. Geçen programda. Sonra bir alıştım ben buna. Ama biraz da kilo verdiğimi hissediyorum. Hani genel kesinlikle. Olarak böyle. Her çok şeye enteresan. Limon. Beraber. Hadi buyurun. Gözlerime bile geldi. Gözüme de saçıyor. Asit olduğu için biraz da yakıyorum. Gözlerimiz daha canlı olacak. Bende de bereketiyle geldi. Vallahi İçindekiyle. Gözümüz yandı. Ama bunu bir yapın. Yani önce bir garip geliyor biliyorum. Hocam iyi misiniz? Ya gözüme de saçıyor. Ay eyvah eyvah. Peçete Zeynep abla. Olsun daha biraz sonra canlanır gözlerim. Tamam böyle yapamadınız. Yoğurda sıkın yiyin limonu. Mikropları öldü bir gözlerinde. Ha değil mi? Tabii canım, ay gözünüzün tuzlar. Rengi ortaya çıktı. Değil mi? Teşekkür ederim. Ekranda belli olmuyor. Masmavi gözleri var hocam. Çok teşekkür ederim. O ortaya çıktı. Şimdi bakın. Limonun yağ yakıcı etkisi var mı? Tabii yağ yakıcı etkisi de var. Ama daha çok bunu yedikten sonra özellikle yemeklerden sonra yemenizi tavsiye ederim. Bak, yemekten sonra. Yani yedikten sonra o posası var ya sıyırdığınız o posayı da yiyeceksiniz. O posa da bağırsaklarınızı çözecek. Ha o beyaz kısmı var ya şu arada. Anlatabiliyor muyum? İşte ben onu yiyemiyorum bakın, o kadar değil. Bakın yeri gelmişken onda ne kadar kalori var biliyor musunuz? Ne kadar? Bir limonda mı? Evet. Bir tane limon. Koca limonda kaç kalori var? Hemen göstereceğim. Kaç kalori şurada. Var? Ha. Kameraman arkadaşımı tam çekiyorum ve gösteriyorum. Ben şöyle yapayım elimle alayım. Şöyle. Ya, ya da görmüşlerdi. Yarım şeker var. Yarım kesme şekeri kadar kalori var. Ay bundan ne olacak? Şu kadar limon yarım kesme şekeri. Bunu kıtlamada söyleyeyim. Yapılır ya bu kıtlamada. Yani düşünün bu ha, kadar işte kalorisi kadar var. Ama eğer bir makarna yerseniz. Burada makarna var madem şeker yermişsin köşesine geçtik madem. Buradan. Bakın kaç tane şeker var. Limonda bir tanenin 3'te 1 iken. Evet. Şu kadar makarna eşittir bu kadar 35 şeker. 35 tane şeker yemiş olursunuz. Eyvah eyvah. Sayalım mı? Ben saydım. 35 adet şeker yemiş olursunuz bir makarnada.
Eyvah. Ama bu yemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ama dediğim gibi bilin de ona söylüyorum. Gelelim hamburgerimize. Bunda kaç şeker var biliyor muyuz? Oo maşallah. İçine makarnadan de, da fazla. İçine de bir de mayonez vesaire koyarsanız 40 şeker. Makarnadan da fazla. 38-40 şeker. Hele mayonez ve ketçaplı. Havuç havuç diyoruz ya. Havucu bazen yasaklıyorlar. Asla yasaklamıyorum. Çünkü havuçta bir tane havuçta kaç tane şeker varmış orada gösterir misin? Şu kıtlamayı tekrar. Evet bakın limon kadar yarım şeker var. Limon koskoca kadar. Havuçta. Havuç dolayısıyla diyet yasaklarından kaldırdım. Havuç yiyebilirsiniz. Ama hep havuç şekerli denmedi mi bize? Değil mi? Hayır, karbonhidrat var biraz ama. Biraz dikkat edelim. Karbonhidrat var ama. Bir tane havuç mutlaka iyi. Öneriyorum çünkü hem A vitamini açısından önemli. Hem lifleri çok fazla. Bağırsakları da çalıştırır. Peki. Gelelim şurada bir elmamız var. Ay tam şuna geliyordum. Tamam. Ben bunun da bir şey keşfettim. Çok hoşuma gitti. Elmada... Kakaomuz var mı bizim? Kakao var. Toz kakao var mı? Zeynep abla apartta bekliyor. Her an bir şey isteyebilirim. Elma. Diye. Kaç şeker? Orta boy elma. 5 tane şeker. Şöyle gösterin. 5 tane şeker. 5 şeker. Bu da fena değilmiş ama. 5 şeker, 1 tane elma. Peki, şimdi size Zeynep abla var mı kakao? Buldum. Döndüğümüz zaman hocam burada ona da soracağım. Öyle bir şey yapacağım ki. Şimdi benim ne kadar tatlı sevdim biliyorsunuz değil mi? Kriz anında mutlulukta, sağlıkta, kötülükte, iyilikte evlilik şey gibi oldu ama her daim kurtarıcım ne oldu yıllarca? Çikolata. Öyle bir şey keşfettim ki. Vallahi, artık ciddi söylüyorum. Çikolata falan canım istemiyor. Şükürler olsun adoslar denir ya aynen öyle. Size de yapacağım. Hiçbir şey bende kalmaz. Beraber yapalım. Bir deneyin. Bak özellikle akşamları ne çabuk geçti zaman. Tamam ara vermem gerekiyormuş. Döndüğümde neyse dur sonra tam söyleyeceğim. Geldiğimde, sonra merak etsinler. Tamam geldiğimde söyleyeceğim. Ben denedim siz de yapın. Allah razı olsun deyin. Hanemize yazılsın. Görüşmek üzere efendim. Ara veriyoruz. Ay limon biraz daha iyi. Fazla kilolardan şikayet edenler dikkat! Yediğimiz meyveler sağlıklı mı? Yoksa şeker deposu mu? Artık bu tarihten itibaren... Doktor Murat Topoğlu sağlıklı ve hızlı kilo verdiren meyveleri açıklıyor. Şu anda olağanüstü bir açıklama yapacağım. Az sonra Zahide Yetiş'te. Hanımlar ekran başına. Sosyal medyada fenomen olan Scott Girl Doris'le fit kalmanın sırlarını açıklıyoruz. Evde yapabileceğiniz basit ama etkili egzersiz önerileri ve sağlıklı ve pratik yemek tarifleriyle az sonra Zahide Yetiş'te. Fazla kilolardan şikayet edenler dikkat! Yediğimiz meyveler sağlıklı mı? Yoksa şeker deposu mu? Artık bu tarihten itibaren... Doktor Murat Topoğlu sağlıklı ve hızlı kilo verdiren meyveleri açıklıyor. Şu anda olağanüstü bir açıklama yapacağım. Az sonra Zahide Yetiş'te. Hanımlar, ekran başına. Sosyal medyada fenomen olan Scott Girl Doris'le fit kalmanın sırlarını açıklıyoruz. Evde yapabileceğiniz basit ama etkili egzersiz önerileri ve sağlıklı ve pratik yemek tarifleriyle az sonra Zahide Yetiş'te. Efendim tekrar hoş geldiniz. Evde korsesi olan var mı? Yok mu? Varsa da çaktırmıyorsanız. Var mı? Var var değil mi? Şimdi o korselerle normalde niçin kullanıyoruz bunu? Zayıf görünmek için değil mi? Hani böyle acık kalçası olan, acık göbeği olan. Anam bunlar da var ya. Zaten bunu takabiliyorsanız... Bir 100 şey yaktınız, 100 kalori yaktınız. Şimdi bu korseleri hocam bize çok da mantıklı bir şekilde... Allah'ım bunu takarken kafa çalışmıyor yalnız. Konuşamıyorum. Korseleri... O kalsın da nerede? Az sonra yapacağız ya bunu. Meraklandıralım. Yani zaten ben olsam merak ederdim ne yapıyorlar bunlar diye. Fakat bu biraz zormuş ya. Dur bu hem rengime de uymadı. Korseyle zayıflama metodu. Hı. Ama bunu takarak değil. Ya bunu yine takacağız da. Bunu takıp da zayıf görünüyoruz ya. Öyle değil. Bu sefer korseyi başka bir amaçla kullanacağız. Yani sizin daha fazla tok hissetmenizi sağlayacak. Bu nasıl kapanır ki? Ben de korse konusunda aynen, hiç... Evet. Şöyle çekil. Biraz sıkacağız. Anam. Anam olmadı hocam. Şurası yamuldu. Güzel. Sıkılacak burası. Amaç bu. Söyleyelim o zaman. Yeni geldi artık. Yakalayacağım şimdi. Şimdi burada amaç şu. Ay tövbeler olsun. Söylemeyin. Söylemeyin. Aslında biz bunu biliyoruz. Çocukluğumuzdan beri bize söylüyorlar.
Ama ne dediklerini unutuyoruz. Şimdi korsemi de taktım size. Çok da yakıştı vallahi. Ya. Kesinlikle. Korse böyle elbiseler var artık ya. İnce belli. Hep ha derler. Ama o genetik bir şey ya. Genetik. Ben belimin incecikti belim deyip de omurga o incecik beli taşırken şimdi oluyor böyle bir sürü problem. Şimdi bu korse konusunda önce bir sokağa çıktık. Şeyi unuttum sanmayın. Çikolata krizi için size muazzam bir tarif vereceğim. Kendi yaptığım ve emin olduğum bir tarif. Lütfen deneyin. Aha ben buradayım yani. Bir yere gitmiyorum. O yüzden deneyin ve bana söyleyin. Çünkü bende işe yaradı. İnşallah sizde de işe yarar. Sokağa çıktık. Korse takar mısınız dedik. Bakın ne dediniz. Elimde gördüğün şeyin ismini biliyor musun? Korse. Korse benziyor. Korse. Bunu denemenizi istesem sizden. Tamam deneyebiliriz. Nasıl hissediyorsunuz? Yani her tarafından sıkmış bir şekilde. Nefes alabiliyor musunuz? Zor. Peki bununla bir gün boyunca dolaşmanızı istesem nasıl hissedersiniz kendinizi? Doğururum kendimi. Dener yapar mısın? Yani. Zayıflamak uğruna, zayıf gözükmek uğruna bir gün boyunca bununla gezerim. Evet, gezerim. Bu bele takılan şeyler korse mi? Evet, doğru. Heh. Senden bunu denemeni isteyeceğim bir bayanın nasıl acı çektiğini göstermen için. Rahat mısın? Yok evet rahat. Ama hepsi kapanmadı için. Ha, bir de bunu arkalardan mı alıyorsun? Sağladığımızı düşünürsek. Ben şu an çok rahatım. Göbek içeri girdi evet çok rahatım şu an. Bu ha, korse gibi bir şey. Korse. Bel korse değil mi? Evet. Ne işe yarıyor? Denemek ister misin? Yo deneyim istemem ya. Şimdi nasıl deneyim burada? Bir deneyip burada sadece üstünüze giyeceğiz. Şöyle. Bununla bir gününü geçirmenizi istesek geçirebilir misiniz? Geçiririm. Rahatım diyorsun. Rahatım. Göbeği de gizliyor. Klinta gibi olduk. Nefes alabiliyor musunuz? Hayır zor. Peki bayanların nasıl eziyet çektiğini anladınız? Ne gerek var ki buna peki? Zayıf gösteriyor. Yemesinler. Haklı. Ne gerek var ki buna erkekler diyor ama. Erkekler neyi keşfetti? Korseyi keşfetti. Yalnız korse. Onlar da göbeği saklamak için olabileceği bir kere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi kırmadınız. Güvendiğiniz ve giydiğiniz için korseyi yani nelere katlanıyoruz gördünüz ya. Değil mi? Peki hocam şimdi bu korse nasıl tamam yapalım? Giydiğinde biraz zayıflatıyor. Tabii yani zayıf gösteriyor. Zayıf gösteriyor. İşte biraz daha sıktığı için aslında bel ağrılarında falan bazen. Tabii korse kullananlar da var. Tavsiye ettiği gündüz boyunca bel korseleri var. Bunların ortopedik korseler var. Ama ben şunu söyleyeceğim. Kollarımdan. Özellikle onu ben sıkacağım. Ya ama biz bunu. Peygamber Efendimiz dönemine dönelim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında. O dönemde açlıkta oruç tutarlarken hiçbir şey de yok. Yiyecek bir şey ya. Yok. Tok hissetmeleri için karınlarına taş bağlarlardı. Ya. Yani taşı koyuyorlar ve sıkıştırıyorlar. Gurur. Bakın şurada sert bir şey buldum. Bunu buraya koyacağız. Tam midemizin üstüne. Siz beni... Yapın bana. Tamam size, size yapalım. Size yapalım. Ha. Şimdi sert bir şey koyuyorum. Aa burada bir şeyler görünüyor. Tamam. Şöyle yok, yapalım. Ters yapalım tamam. Şimdi şöyle yapalım. Tabii bunu ben bu şekilde koydum ama bu küçük taş da olabilir. Olmayabilir taş de. Taş olmaz da bence bu en mantıklısı evet, değil mi? Evet tamamen kapatacağız şimdi bunu. Tam peki. Midenizin ortasına koyuyorum bakın buraya. Nerede midem? Ha. Burada. Tamam. Tamam. Şu kısımdan başlıyor midemiz şurası. Tam buraya koyuyorum. Görüyor şimdi, muyuz biz görüyoruz değil mi? Şimdi bunu, bu önce mi geliyordu? Tamam. Yardım şimdi ben sıkacağım biraz. Mı? Bir dakika. İyice sıkacağım. Anam. Şurayı tutun elinizde. Tuttum. Allah. Bakın. Ters mi oldu? Ters mi oldu? Ters eyvah. Oldu. Dur. Tamam. Siz gel bakın. Yardım et gel. Gel bakma gel. Ana şöyle. İki erkek anca. Tamam. Buradan tutuyoruz. Heh. Şu anda ekranı açtıysanız bu kızcağızla ne yapıyorlar diyorsanız sakın korkmayın. Ben gönüllü oldum mecburen. Şimdi tutuyorsun. Korsenin zayıflamamıza nasıl yardımcı oldu? Dur tut şimdi. Belini tut. Tamam. Şimdi bakın. Tabii bunu bu şekilde yaptık. Şimdi sert bir şeyle yani midemizi bu şekilde tuttuğunuz zaman ve yemek öncelerinde bakın. Yemek yemeden önce daha az yemek mi yemek istiyorsunuz? İşte size çözümü. Korseyi takın ve korsenin altına da tam midenin kısmınıza da taş gibi veya işte böyle küçük bir tabak parçası koyacaksınız. Ve sıkacaksınız. Oturun yemek yemeye başlayın. Göreceksiniz ne kadar çok az yiyebiliyorsunuz. Yiyemezsiniz çünkü oraya bastırdı basınç var. Bastırdı midemi bastırdı. Yani refleks olarak size oraya bir basınç uyguladığı için normal bir şey koymasanız bile sadece korse ile beraber yemek yeseniz bile çok büyük faydasını görecek. Çok mu? Tamam. Hayır eğiliyorum da yemek yemek için mesela daha çok oturduğunuz bastırıyor. Oturduğunuz yerde yiyorsunuz tabii. Tabii. Bak eskiden
ayakta yemek yenmezdi. Böyle masalar da tabii yoktu. Yerde yemek yenirdi. Tabii. Ve o yerde yemek yenince mide biraz daha basıyor ya, küçülüyor. Ne oluyor? Daha çabuk doyuyoruz. Tabii. Bu çok sandalyeye geçtik masaya. Tabii ki modern olalım, tabii ki bunlar güzel şeyler ama mide açılmış oldu. Biraz daha genişleme fırsatı buldu ne yazık ki. Çok mantıklı gelmiyor mu? Hakikaten insanlığın... Ay alıştım yalnız ben buna şimdi. Değil mi? Bak ilk bağladılar ya, çok sıktı. Nasıl bak, insan vücudu mucize. Nasıl burada bir yer değişimi olduysa şimdi alıştım. Adapte ediyor tabii. Evet, ve daha tok mu hissetmemi sağlıyor. Kesinlikle, çok daha az yemek yersiniz. Doğru vallahi, çok çünkü buradan çok bastırıyor. Basit. Bastırınca çok az yemek yiyorsunuz. Ya. Çok önemli. Ne diyorsunuz, buraya mı bakayım? Buraya ben bakıyorum. Ha, size diyorlar, ben de ne oluyordu böyle böyle. Peki, tamam. Şimdi bunu bir deneyin. Korseniz varsa... En azından midenizi bastırmayı bir deneyin. Yemek öncelerinde. Hepsi bir yemek öncesinde. Yemek önce. Yemeği yerken de böyle yemekten kalsın. Yemekten sonra çıkartalım tabii ki, yani sürekli kalmasının bir anlamı yok. Yemek önceleri yanınızda olacak. Hemen takacaksınız. Tabak bulursanız tabak koyun. Yok, ama bir şey olmazsa tabak galiba. En güzel. Ya da olmazsa sadece onu sıkın. Ama çok sıkacaksınız. Çantada taşıyacaksın. Çantada taşıyacaksın. Nasıl yapacağım? Bunu gideceksin lavaboda takacaksın geleceksin. O bir evde yapalım evde. Bir tabii. Öğünde bunu yapsanız ki bu öğün akşam öğünü olsa tabii. Çok daha kimse farkına bile varmaz. Bol bir şey hatta akşam yemekten sonra oturan yiyip yiyenler var. Onlar için de çok etkili. Bütün yatıncaya kadar da kalabilir. Yatmadan önce çıkarsınlar. Bunun öneriyorum. Mantığını da bir anlatalım da tam şey yapalım. Mantığı bu arada, şu. Bu arada çok özür tabii. diliyorum. Çocuklarımızın fotoğraflarını görmeye başladınız aşağıdan. Lütfen Twitter'dan çocuklarınızın fotoğrafıyla bize günaydın deyin. Biz de onları yayınlayalım. Bütün Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. En güzel gülümseme ve en güzel samimiyet ve duygusallık ve mutluluk da çocuklarımızın yüzünde, gözlerinde. Onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Fotoğraflarınızı gönderin lütfen Twitter'dan. Arkadaşlarımız da biz konuşurken alttan döndürmeye başlayacaklar. Şimdi hocam biz 20 dakika sonra mı fark ediyoruz doyduğumuzu? Aynen. Şimdi yemeğe oturduğunuzdan sonra o kadar hızlı yiyoruz ki bir hamburgeri, bir pizzayı siz 12-13 dakikada da bitirebilirsiniz. Onlar gazlı içeceğiyle doldurursanız aşağı yukarı 809 kalori alırsınız farkına varmadan. Ama bir şeyi de çok yavaş yavaş... Tamam alayım. Şu almayın da şöyle göstereyim diye dedim şimdi. Biraz heh. Alıştım. Çok yavaş yavaş yemek ne lazım. Ne yaptığımızı göstereyim size. Korsenin içinde tabak var. Tabağı da tam midemizin olduğu yere bastırdık. Tam midenin korseyi ortasına. Korseyi kapattık şöyle. Sıkıyoruz öyle. Sıktık. Yemek öncelerinde özellikle. Ve mideyi bastırdığım için midem ne oldu? Biraz daha küçüldü. Küçüldü derken yani basınç var orada. Bir basınç, çünkü mide de basınçla doyar biliyorsunuz. Hmm. Yani bir şey midenin çeperlerine... Bir şey gelmesi lazım. Belli bir gerginliğe olunca lazım. Oradan işte leptin ve grelin dediğimiz salgılar var insanın vücudunda. Daha mı erken tabii. verecek bu uyarı? Tabii. Yani doyduğun uyarısını daha erken grelin alabiliriz. Grelin salgısı acıktırıyor. Leptin tam tersine azaltıyor. Grelin artırıyor. Grelin salgısını da baskılamış olursunuz bir basınç uyguladığınız için. Çünkü o mide çeperleri çok duyarlıdır bir yemek yiyeceğe. Onun için mutlaka daha aç karnında yapması gereken şeylerden de anlatacağım onlara. Peki şu ne yiyoruz ve ne şeker aslında onu bir görelim mi tekrar? Görelim tekrar. Çünkü biz farkında bile değiliz. Evet. Bakın şurada mesela. Şimdi biraz önce çok makarna. Şey oldu. Makarnayı biraz hocam önce söyledik ama. Hocam onunla beraber gelir misiniz ben yanıma? Ben geleceğim şimdi yanına. Şu kadar bir makarna. Yani bunun pişmişini düşünün. Bunu zeytinyağı da yiyorsunuz tabii ki. Hı. Bol zeytinyağlı koyuyorsunuz. Bakın ben saymaya başlıyorum. Kaç tane şeker alıyorsunuz bir makarna yerken? Şurayı üstüne sayacağım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Devam hiç ediyoruz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ay, 27, bu ne? Biz 28, 29, 30, 31, artık. 32, 33, 34, 35 tane şeker yiyorsunuz. Aman Allah'ım. Hamburger derseniz bunun tam da daha da faciası. O da 40 şeker var. Onu saymama gerek yok görüyorsunuz. 40 peki bir şey şeker. Soracağım şimdi. Bu makarna sadece şu makarna kısmı mı yoksa üzerine tabii, koyduğumuz tabii, soslar, mayonezler, tabii, tabii, soslar, mayonezler ketçaplar hepsi, tabii. hepsi pişmiş dahil haliyle değil mi? Diyoruz. Yani ha. Normal evde yapmış olduğunuz makarnadan bahsediyorum tabii ki. Ama bir şey soracağım. Tabii makarnayı da çok da şey yapmayalım. Eğer böyle saf bir makarna yerseniz bu kadar tabii. değil. Ama ha. bunun üzerine koyduğunuz yağ... Hepsi yol selektif olarak geri dönüyor. Bir sonraki programda da zayıflatan makarna tarifi vereyim size. Niye bir sonraki? Şimdi verseydiniz bak güzeldi. Neyse tamam bir sonraki programda bir sonraki yiyelim. Falan. Tamam. Ama bakın. Başka geçen, neler var? Geçen sefer kivi yemiştik biliyorsunuz. Abi. Kiviyi de kesip pamuklarıyla ben önermiştim. Bir kivi de kaç tane? Onu bir daha yapar mısınız? Nerede benim bıçağım? Bıçak şurada. Bıçak yiyelim. Ben inanamamıştım. Çünkü hiç kiviyi kabukla yemediğim için. Bu yıkandı gene. Özellikle ha. yıkadım. Beraber yeriz diye. Ben de şey kobay ve beraber yeriz beraber. Koskoca bir kivide sadece iki şeker var. Bir ve iki. Ama nasıl yapacağız? Bakın şu küçük tüylü şeyler var ya.
Ama bazı alerjik büyüyenler bunu tavsiye etmiyoruz tabii. Tüylerine karşı alerji olabilir. Kabuklarıyla yemenizi rica edeceğim. Bağırsaklarınızın çalışmasını mı istiyorsunuz? Kabuklarıyla yiyeceksiniz. Bağırsaklar önemli. Bağırsak durursa zayıflama da durur. Onun için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi yiyelim. Ben de mi? Tabii. Yine mi? Kabuklarıyla. Çok lezzetli ya. Stüdyodaki insanların vallahi yutkunluklarını görüyorum. Vallahi hiç kabuğuyla denemedim ama bir deneyin. Düşündüğünüz gibi değil. Bir yıkayın. Her şeyi kabuğuyla yerseniz kilo verirsiniz. Bakın her şeyi kabuğuyla yiyeceğiz. Kabuk bak Allah öyle bir yaratmış ki. Tam kabukla şu eti arasında bir yer var. Ama biz kabuğunu lifler. Soyarken o yeri de götürüyoruz. Tabii. Belki de bu sebzelerin, meyvelerin en kıymetli yeri tam kabuğuyla etinin yani meyvesinin olduğu yerin arası. Çünkü en büyük organımız deridir biliyorsunuz deri. En büyük organımız deri. Dolayısıyla derisiyle yiyeceğiz bunlardan. Peki. Tavuk hariç tabii. Tavuğu derisiyle yemeyeceğiz. Ha tabii o tabii direkt yağ çünkü. Bir de peki, ananas başka? Var. Ananas da bakın diyette mutlaka ananası çok tavsiye ediyorum. Günde 3 porsiyon meyve yiyorsunuz hanımlar. Diyet yapıyorsunuz da 3 porsiyon meyve. Bu 3 porsiyonun bir tanesi ananas ama yarısını yiyoruz. Taze ananas. Kaç tane şeker var? Toplam 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şeker yarım ananastır. İyi o kadar değil. Ve hani idrar söktürür. Mi? İşte şişliğiniz mi var? Vücudunuzda şişlik mi hissediyorsunuz? Hı. Şöyle gösteriyorum. Ananas. Yarım ananas. Şöyle gösteriyorum. 6 şeker var. Ya, tabii biz bunun hepsini yemiyoruz ki sonuçta yani. Ne yapayım? Bir dilim yiyoruz. Koskoca bir muzda kaç kalori var? Geliyor. Ha. Muzda bir muz. Kaç kalori var? Ben söyleyeyim yani, o zaman. Peki. 4 tane şeker var. Şeker olarak 4 tane. 1 şöyle 2 aynen öyle. 3 ve 4. Muz yiyebilirsiniz diye sırasında her zaman söylüyorum. Günde 3 porsiyon meyve hakkımız var. Bunlardan bir tanesi muz olabilir. Potasyum ve magnezyum açısından da önemli. Geceleri bacaklarınızı kramp girmek istemiyorsanız muz mutlaka tüketiyoruz. Şimdi bunun yerine bu kadar bir çikolata olsaydı ne kadar şeker olurdu hocam? Oo. Söyleyin kaç şeker olurdu? 25 civarında 20 en az alırdınız. 20 en az şeker. 20. Evet. Daha bile ne bileyim bu kadar muz kadar çikolata. O biraz daha artırıyorum o zaman. 30-35 çünkü normal 100 gram bir çikolata 560 kalori. Bir tanesi 16 kalori. 16 ile 20 kalori. Anam o zaman buna 100 tane falan lazım. 560'ı 20'ye bölersen 500'ü düşünsene artık. Vallahi öyle. Şimdi size bu sefer kendi formülümü açıklıyorum. Size bu muz kadar çikolata yedireceğim. Bu muz kadar çikolata yedireceğim. Ve sadece hocamın dediği 1, 2, 3 ve 4 kalori. 4 şeker alacağız. 4 şeker alacaksınız. Süper. Peki nasıl? Yapalım mı? Hadi, hadi takip edin beni o zaman. Hocam size doğru mu yapıyorum? Tabii. Lütfen söyleyin bana. Tamam. Ben bunu özellikle akşamları yapıyorum. Tamam. Ve inanılmaz faydasını görüyorum. Ben de öğreneyim. Bizim kakaomuz bu mu? Hah. Şimdi size gerekli olan şeyler. Bir adet torba. Kakao ve muz. Nasıl yapacağım? Bunun şekerlerini alayım. Soyayım mı sen? Ha, lütfen. Tamam. Bıçağımı da alayım. Ya lütfen bunu deneyin ve bana yazın. Hani ben mi böyle hissediyorum? Yok ama bu gerçekten müthiş şekilde işe nereye yarıyor. Nereye koyuyoruz muzumuzu? Hemen aldım şöyle muzu. Tamam. Hatta tamamını alamadım bile. Tamam sonra değil. Şöyle alayım. Ama onu da tamam, sonra kalsın. Sizden tamam. Alacağım. Şimdi muzu aldım. Bunun içine, torbamın içine. Ben bugün kollarım o kadar şey ki çok hareket edemiyorum kusuruma bakmayın. Görebiliyor muyuz? Şuraya yer değiştireyim. Tamam. Şöyle. Şu buzdolabı poşeti. Aldım muzu güzelce. Doğruyoruz. Doğruyorum. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli. Daha ne diyeyim size? Bir muzun da bir kısmı burada kalmıştı. Bunu da ikiye böldüm, koydum. Tamam. Buzdolabı poşeti. Tamam. Allah ne önemli değil. Getirmişim. Sıkıntı yok. Sorun değil. Tam eğilmeyeyim ama nasıl yapacağım? Dur. Şöyle. Ben alayım mı? Onu çok kıpırdatmayalım da. Tamam. Şöyle görsün izleyicilerimiz. Kakaoyu üzerine serptim. Bol bol kakao koyun. Tamam. Size muz kadar çikolata yedireceğim ve çok az kalori alacaksınız. Daha fazlasını koydum. Şimdi bakar mısın? Sürpriz burada başlıyor. Şimdi bunu elime alıyorum. Elime alıyorum. Hafif içine biraz hava üflüyorum ki yoksa şey yapamayacağım. Balon gibi şişiriyoruz. Aynen. Anam şişmedi ama hiçbir şey fark etmiyor. Bunları böyle bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırdım. Ondan sonra şimdi bu karıştırdığımı ya bu kadar kolay fakat bu kadar lezzetli
ve çikolata tadını ben görmedim hayatımda. Çünkü ikisi birbirinin dediğin gibi değil mi? Şeylerini artırır. Lezzetlerini artıran şeyler. İşte size aslında muz. Fis oldu. Ay her tarafı berbat ettim olsun. Kollarımdan. Şimdi bunu ben müsaade ederseniz. Buzdolabına koyacağız. Hayır. İzleyicilerime götüreceğim, onlara tattıracağım. Süper. Sizden başlayayım. Tamam. Hep elinizde alın. Hemen yuttunuz hocam, acık bekleseydiniz. Tamam tamam, geçti artık. Nasıl? Yavaş yavaş işte, tamam. Çok ama önemli. Ama ağzınızı çok açmayın bu durumda. Tamam, sormuyorum çünkü her taraf kapkara. Yani mümkünse bunu konuşup sonra sevgilinizi karşıda mükemmel. Çıkmayın. Hele kocanızın hiç çıkmayın. Benden söylemesi var. Mükemmel, vallahi mükemmel. Şöyle gel yakından gör. Gel gel. Hah, dur Cem abi, görüyor musun? Bak. Abi bu çikolata. Nefis resmen şey çikolata ya. Oluyor. Yani benim kadar bu işe hani böyle meraklı birisi şeyin kusuruna bakmayın. Daha güzel bir tabak bulurdu mu? Tabağınız böyle olacak. Deneyeceksin. O çikolatayla yiyormuş. Kız bunu çikolatayla yeme. Bunu kakaoyla ye. At bakayım ağzına bir tane. At bakayım. Kibar olma. At hepsini ağzına. Tamam hadi. Hah, nasıl? Konuşamıyor tabii bunu yiyen. Denemek isteyen var mı? Hah. Anam buradan iki el birden geldi. Kızlar bundan sonra pek gülümsemeyin. Ama tadını bana elinizle falan söyleyin yani. Nasıl? Doğru söyle. Ha? Harika, çok konuşamıyor. Konuşamıyor tabii çünkü kapkara dişler. Harika. Güzel mi? Ha? Gel tat bakayım. Dur teyzemin de canı istedi. Ha? Tat bakayım. Aynı çikolata aynı, gibi değil mi? Ne diyeceğim bunu? Ya deneyin, çok güzel bir şey ya. Vatana millete faydam olsun vallahi. Tamam. Cem abiyi bir çeker misiniz? Gel gel. Dur. Cem abiye de tattırayım. Hah. Çikolata gibi aynı ve çok lezzetli. Cem abi nasıl olmuş? Daha güzel çekecek şimdi. Yani bir tane kaldı. Onu da kime ikram etsem? Kime ikram etsem? Gel sana gel. Gel yanıma gel gel. Gel. Kahrımı çeki. Dön dön. Kameralara biliyorsun. Televizyonculuğun birinci. Kameraya sırtını dönmeyeceksin. Hah. Tat bakayım. Nasıl? Şimdi. Çok güzel. Nasıl? Duyamadım. Dur kakaocin. Tamam tamam. Tamam, tek canı zorlamayalım. Akciğeri lütfen. Yani çok basit bir şey olduğu için böyle anlatıyorum. Lütfen evde deneyin. Şimdi, hocam şimdi konuşabilirsiniz. Nasıldı? Süper. Gerçekten süper. Herkese tavsiye ediyorum. İşte size çikolatalı muz. Ama çikolatasız yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, çikolata lezzetinde. Ekmekle şimdi. Gelmiştim ya. Bu ekmeği çok beğenmişler. Bütün izleyiciler bir daha lütfen yapar mısınız diye çok ısrar ettiler. Tamam yapalım. Ekmek gece saat 7'den sonra yenmiyor diye bir şey yok. Yiyebilirsiniz ama gidip zararlı pasta börek yiyeceğinize... Bu şekilde bir dilim tam buğday, tam tahıl ekmeğini alıyoruz. Ben hangisini seviyorsun? Karabiber mi, kırmızı biber mi seversin? Hepsini seviyorum ben oradakileri. Yani ben, burada üç şey var. Tuz var, karabiber, kırmızı biber. Üçünü de koymak istiyorum bu sefer. Bakın hafif biraz tuz ekeceğim. Tansiyon problemli olanlar tabii ki bunu yapmasınlar. Biraz karabiber ekeceğim. Ya kırmızı pul biber ekeceğim. Hı-hı. Ben kendimi ekeyim. Bir de karabiber atıyorum üzerine. Bunlar ne yapıyor? Şimdi bakın bunların ikisi ciddi antioksidandır. Hem karabiber olsun hem kırmızı pul biber olsun. Antioksidan demek daha fazla kaloriyi yakmak demektir sonuçta. Ha. Vücudun toksinlerden arınması demektir. Ve acı pul biber kırmızı yiyenlerde... Kırmızı biber, acı pul biber evet. Ve karabiber. Ve ekmeğinize bunu, ekleyin, ekmek tüketecekseniz üstünde bunlar olsun. İşte gece akşam saat 10'da acıktınız, diyet de yapıyorsunuz. Bunu yapın. İstiyorsanız buna yoğurt da sürebilirsiniz ama ben bu şekilde vermek istiyorum. Sade ekmek. Buna yoğurt sürebiliriz. Tabii ki. Siz yoğurtsuz yapın, ben buna yoğurt süreyim tamam, o zaman. Tamam, ben başlayayım mı? Tabii. Buna nasıl olsa ağzımızı açıp konuşabiliriz, diğeri gibi değil. Allah Allah. Gerçekten. Yani bir dilim ekmek ve yoğurtla yendiğinde mesela akşam öğünü olarak tabii. Bunu yesek çok karnımız acıktı. Saçma sapan şeyler yiyeceğimize. Aynen öyle. Ve kalori alacağımıza. Yoğurt, ekmek, pul biber, karabiber, azıcık tuz. Vallahi yoğurt da üzeri nasıl güzel oldu. Stüdyoda gene yıkınmalar başladı. Vallahi bunu dağıtırdım ama kızlar biraz zor görünüyor. Ha? Biz diyet yapıyoruz. Siz zayıfsınız, onun için vermiyoruz. Biz ikimiz diyet. Diyette karşıyız. Ama nedir? Sağlıklı kilonuza tabii, geri dönmek için. Bu bayağı yemek gibi olmuş. Yemek oldu tabii. Hmm. Ya beynimizde aslında beslenme şekli. Hmm.
Benden kurtulamazsınız. Bugün iştah kesici bir şey. Tamam. İçeri gireceğiz bakın orada. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Daha dur ama burada şey var. Ha. Tansiyon düşürücü besinler var ya. Daha şu et yerine geçenleri hemen sıraya sayalım. Bakın ben kollarımdan. Et yerine geçen yiyecekleri devam ediyoruz. Birisi yoğurt dedik, ikisi yumurta ve mantar. Mantar istediğiniz kadar tüketin. Mantarın yani şu 100 gramında 2 şeker var toplam. Bakın ben şöyle toplayayım. Şu kadar mantarı alıyorum elime. Bunlarda 2 şeker var. Mantarı nasıl yapacağız? Tatlı kaşığı zeytinyağıyla. Domates, yeşil biberi de koyacağız. Sote yapacağız. Karnınız doyana kadar yiyin. Mantar sote. Domatesli, yeşil biberli. İsterseniz sarımsak, soğan da kullanın. Mantar da küçük küçük doğrayın. Küçük doğrayın. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yıllar önce söylemişti bir doktorumuz. Ve çok da işe yaradığını söylemişti. Bunları böyle kesiyoruz. Güneşte bekletiyoruz 20 dakika. Sonra yiyoruz, pişiriyoruz. Ne yapacaksanız yapın. Yıllar önce konuşmuştuk bunu. Ben de hep söylerim. D vitamini. Fazla D vitamini alma sebebi. Güneşte tabii kalacak birkaç dakika. Sonrası tüketeceğiz. Peki. Tabii. Şimdi kilo aldırır mı dediğimiz zayıflamak isteyenler hangi meyveleri tüketmeliyi de konuşalım. Tamam. Hangileri daha uygun? Tamam. En sonda kabak ve fasulyeyi de tavsiye ediyorum. Mutlaka et yerine geçen besinler gıdasında. Peki. Şimdi izleyicilerimizi görüntüyle baş başa bırakalım. Hangi meyveler gerçekten daha az kalorili ve hangileri yenmeli? Çünkü onların da şeker olduğunu söylemişlerdi bize. Kafamız karışıyor ya bazen. Hocamızı bir dinleyelim buyurun. Doktor Murat Topoğlu'ndan sağlıklı ve hızlı kilo verme tüyoları. Burada hem sağlıklı yaşayabilmek için hem de biraz daha fazla hızlı kilo vermek için özellikle favori 3 tane meyvemi açıklayacağım. Doktor Murat Topoğlu'yla bu hafta semt pazarını ziyaret ettik. Bakın kilo vermeye yardımcı, sağlık saçan meyveler hangileri? Kilo vermeye yardımcı işte ilk meyve. İşte sevgili ananasımız. Ananası her zaman taze yemenizi öneriyorum. Asla ve asla konserve tüketmeyin. Konservenin kalorisi çok yüksektir, şeker katkılıdır. Ama biz bu ananası günde 3 porsiyon meyve hakkımız var diyorum diyet yapanlar için. Bunlardan bir tanesi ananas olsun. İkinci meyve greyfurt. Diyet için ikinci favori meyvemi açıklıyorum. Greyfurt. Ama nasıl bir greyfurt? Keselim görelim. İşte içi kırmızı olan bir greyfurt. Bu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi posasıyla yiyeceğiz. Üçüncü meyve armut. Üçüncü favori meyvamıza. Nedir biliyor musunuz? Armut. Her türlü armut. İsterseniz normal armut, isterseniz kış armudu. Bu armudu nasıl yiyeceğiz? Şu kabuklarını da beraber tüketeceğiz. Çünkü kabukları da bağırsaklarımızın çalışmasını sağlar. İçinde inanılmaz lif oranı var. O lif oranı da sizin tok kalmanızı sağlar. İşte size kalorisi sıfır meyveler. Kalorisiz bir meyve mi istiyorsunuz? Şu anda biraz pahalı. Biraz bekleyeceğiz ama çağla diyoruz. Yani olmamış badem. Bir de yeşil erik de geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Yeşil eriğin ve çağlanın içinde kalori hemen hemen sıfıra yakın diyebilirim. Yani yok gibi bir şey. Özellikle acıktıkça çağla ve yeşil erik tüketebiliriz istediğiniz kadar. Narın suyunu içmeyin. Tanelerini tüketin. Narı mutlaka tüketelim ama nar suyu yerine narı bu şekilde kaşıklayarak yani içindeki çekirdekleri de ağzımızda parçalayarak yiyelim. Çünkü narın içindeki çekirdekler çok daha sağlığımız için faydalı ve özellikle kilo vermemizi de yarayan en önemli meyvelerden bir tanesi. Fakat bir de tokluk hissi veren bir meyve açıklamak istiyorum bugün. Sizce nedir tokluk hissi veren bir meyve? İşte ayva. Her gün bir muz krampları önler. Artık bu tarihten itibaren muzu ben diyet listesine ekliyorum. Yasak listesinden siliyorum. Her gün bir tane muz yiyelim. Çok tok tutar, tatlı ihtiyacınızı karşılar. Potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Bacak kasılmalarınızı, kramplarınızı da önler. Hocam elimizde yeşil, kırmızı ve sarı renginde elmalar var. Siz hangisini tavsiye ediyorsunuz? Hangisini nasıl tüketmeliyiz? Tabii her meyve güzel, her rengi güzel ama benim tavsiyem Amasya elması. Çok sulu ve Amasya elmasını yerken dişleriniz bile temizlenir diyorum. Çünkü çok sulu olduğu için ve çok lezzetli olduğu için küçüktür ama gerçek Amasya elması alın. Son olarak Doktor Murat Topoğlu çağımızın hastalığı kansere karşı bakın hangi şaşırtıcı açıklamayı yapıyor. Mutlaka bunu iyice dinleyin.
ve haftada bir kez tüketin diyorum. Kanserden korunmak için meyve çekirdeği tüketin. Nedir bu açıklama biliyor musunuz? Kansere iyi gelmesini mi istiyorsunuz? Yani kanserden korunmak mı istiyoruz? O zaman mutlaka bizim fakültede de öğretilen haftada bir kez mutlaka şu armudun içindeki çekirdekten bir tane veya iki tane. Şu elmanın içinde bulunan çekirdekten iki tane. Şu ayva gördüğümüz ayvanın içindeki çekirdekten iki tane ağzımızda çiğneyerek yutacağız. Ve gerçekten çok şiddetli ve fazla miktarda antioksidan içerdiği için o antioksidanlar bizi birçok hastalıklardan koruyacaktır. Aramıza çok güzel bir hanımefendi katıldı. Sevgili Doris, kim der iki çocuk doğurmuş diye. Maşallah incecik ama niye? Sorun niye? Habire spor yapıyor. Şimdi senin kadar spor yapamasak da bize bu işin böyle küçük ve pratik sırlarını öğretmeni istiyorum. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, çok teşekkür ederim. Allah'ım hep yüzü de gülüyor böyle ya, canım benim. Allah hep yüzünü güldürsün. Ben de iyiyim. Doris, senin geçen sefer geldiğinde hem bize hareketler gösterdi, hepsini yapamayabiliriz ama böyle birkaç tanesini bile yapsanız mutlaka, bunu da elimde tutuyorum, bunları evet. Biliyor musunuz? De şimdi bu greyfurtu yiyemeyenler varsa yine hocam bir yöntem gösterecek. Greyfurtu çok rahat yiyebiliyor olacaksınız, hiç merak etmeyin. Doris'ten de sen neyle besleniyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, hem bu kadar hareket ediyorsun, bu kadar zayıf kalıyorsun. Ben dedi avokado tüketiyorum, tamam biz de tüketelim dedik. Bize şimdi avokadolu ekmek hazırlayacak. Evet. Tamam. Hı-hı. Şimdi hocam bunları biliyor muyuz, neleri biliyor muyuz? Ben bir soru işareti var. Aynen. Zoomluyorum arkadaşım. Cimicim. Görüyoruz. Nerede? Görüyor mu? Soru işareti. Sıkıntı yok da. Bunları biliyor musunuz? Şunu bir anlatın bana. Şimdi. Bunu nasıl yapalım? Orada yapalım mı? Orada bunları mı yapalım? Hadi gelin, uçağımızı orada gidelim. Alalım mı? Tamam, aldım hadi ben gidelim hepsine. O zaman. Peki. Aman. Gene bir tuzumuzu alacağız burada. Bana söylemiyor buradan. Hocam. Diyor ki burada diyor müthiş bir sürprizim var sana. Evet. Esas sürprizlerimiz burada. Baktım ben bir şey göremedim. Şimdi. Ben asıl iştah kesen bir şey istiyorum. Şu iştah kesen. Var. Çayımızı yapalım. Çayımı yapacağız. Şimdi bakın hemen bir greyfurtumuzu kesiyoruz. Önemli olan nedir? Eskiden sarısı makbuldü, sarısını tedavülden kaldırdım. Evet. Kırmızı olacak içindeki greyfurtumuz. Hemen. Ay nasıl güzel çocuklarımız bu arada. Türkiye'yi kucaklıyoruz fotoğraflarınız ve yorumlarınız için. Twitter adresimizi, Facebook adresimizi görüyorsunuz şu anda. Lütfen gönderin çocuklarınızın fotoğrafını. Rabbim hep yüzlerini evet. Güldürsün. İnşallah. Çok güzel hepsi maşallah. Peki, şimdi, greyfurtu yemeyenler, evet. Bu çok acı, ekşi diyenler, acı olmaz da ekşi diyenler. Yine azıcık tuz ekiyoruz ama tansiyon hastaları için yine tavsiyem olmayacak. Ve tansiyon yaşları kullananlar için greyfurtla haplar arasında bir 3-4 saat fark olması lazım. Ama onun haricinde bunu ben sizin için tuzladım. Kendimi de bir tane ha, yine mi? Yiyeceğiz. Bana. Bilim için. Doris. Bilim için kendimizi. Ha. Ben de yiyeceğim. Size de vereyim buyurun. Ay hocam çok hızlısınız maşallah, yine bana da geldi yani. Ama gerçekten bu greyfurtu yıllardan beri çok bilirim, söylerim. Fakat yerken sıkıntı. İşte bana böyle yapın bakın geliyor. Çok daha rahat yiyorsunuz. Nasıl yiyeceğiz bunu? Çok basit. Ha. Şunu şöyle yaptık sizinki mı? Sizinki küçük ama bizimkinden. Tamam. Biraz daha kısaltabilirim. Doğru. Ha. Ben size bunu vereyim. Lütfen. Tamam. Bunu biraz daha ortadan bölelim. Şöyle tam. Bakın. Ha. Tamam. Şimdi hafif tuz atıyoruz. Tuzlu bu zaten. Çok basit. Yarım ay şeklinde ağzımıza sokuyoruz. Bakın. Dişlerimiz nasıl? Zaten ay şeklinde. En sonuna kadar gelip dişimizi kapatacağız. Oh, maşallah hocam. Çok komik. Anam temiz çıktı vallahi hepsi. Hmm. Bizim rujum, rujumuz ruj gidiyor. Boş, ha. Olsun. Bunun da ruj gibi etkisi var mı? Kırmızı. Aa. Lezzette fark var mı yok mu? Alo, ne yapıyorsun? Kendinden geçti, lezzetten. Keyfi yerinde vallahi. Yemeyecek mi? Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Hayır, baktım bayağı mı sevdin. Ben greyfurtu pek yiyemiyorum. Tadı garip geliyor fakat tuzla deneyin. Gerçekten tadı farklı. Güzel. Ve o sözünü ettiğim, belki sizin de o pek hoşlaşmadığımız şey, tuzla beraber farklı bir lezzete dönüşüyor. Bu arada muz ve kakaonun ne kadar çikolataya benzediği konusunda sizden sonra izleyicilerimize de konuştuk. Hepsi yapıyorlar. Lütfen deneyin. Peki. Şimdi zayıflama ile ilgili çok önemli bir sırrımı daha açıklıyorum. Hadi çok açıklayayım. Önemli. Enginar, enginar, enginar. Ama nasıl biliyor musunuz? Pazara gittiğiniz zaman o göbeğini alıyorsunuz ya. Çok yazık. Göbekli değil efendim. Yıllardır söylüyorum ben onu bir İzmirli olarak. Gerçek enginar bu. Çiçek. Çiçek şeklinde alıyorsunuz. Böyle alıyorsunuz. Stüdyoda ben erken geldim. Bunu haşladım. Ha, nasıl haşladım? Özellikle bakın bu kadar bir koçan alıyorsunuz.
Büyük bir tencereye koyuyorsunuz. Tencerenin içine bu koçanıyla bunu koyuyorsunuz. İçine bakın burada düştü. Tane karabiberler atıyorsunuz. Hmm. Bir tutam tane karabiber. Şurada gördüğümüz biraz yeşil soğan. Pişmiş ekledim ama yeşil soğan koyuyoruz. Soğan mıydı? Evet. Bir demet şöyle küçük küçük maydanozlar var. O maydanozlardan koyduk. Demek ki 2 sap maydanoz, 2 sap yeşil soğan, karabiber tane, azıcık tuz atıyoruz ve bunu haşlıyoruz. Haşladıktan sonra ne yapıyoruz? Akşam yemeğini anlatıyorum. Diyet yapanlar, karnınızı tıka basa doyuracağım bugün. Nasıl yapıyoruz? Bunu alıyorum, ters çeviriyorum. Hmm. Bakın bu şekilde. Tamam. Çok önemli için göremedik. Tamam. Ha. Şimdi size bir mayonez hazırladım ama diyet mayonez hazırladım. Nasıl mayonez mı? Mi? Evet. Allah Allah. İşte size diyet mayonezimiz. Ne var içinde? Yoğurt. Ne var içinde? Sarımsak rendesi. Ne var içinde? Şöyle. Kırmızı pul biber. Sarımsak, kırmızı pul biber. Biraz da küçük küçük yeşil maydanozumuz var. Bunlar mayonez oldu. Şimdi beraber bir ziyafete hoş geldiniz. Evde hanımlar, bugün gidiyorsunuz enginar alıyorsunuz, göbek almıyorsunuz. Koçanıyla alıyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Bakın. Nasıl yapıyoruz? Bunun bak buradan kopardım. Bir tanesini size veriyorum. Tutun elinizde. Ben bunu şuradan koparsam olur mu? Buralar tamam, daha güzel. Daha lezzetli. Tamam oradan alın. Bak bir tane de. Burada aşağı yukarı 40 tane 50 tane yaprak var. Bakın yaprağı ne yapıyorum? Bak. Bandırıyorum. Ben hep diyorum ya size bu yaprakları almıyorsunuz. Yazık günah. Yazık yazık gerçekten. Bakın. Şurası et. Evet alıyorum. Şu kısmını sıyıracağım. Şurası var ya yaprağın. Şurası aslında etli kısmı. Yani bu bitki devam ediyor burada ama biz onun farkında bile değiliz. Bunu abur cubur yerine akşam yapın. Harikasınız ya akşam yemeği. Ya. Abur cubur evet. Değil. Bak bandır. Lütfen bandırın. Diyet mayonezimiz var. Yoğurt var, sarımsak var, pul biber var. Şöyle göstereyim mi size? Bandırdım. İyice bandırdım. Tabii. Size de vereyim tabii. Şöyle ortasını. Tamam. Bunu böyle dişlerimle çekerek alacağım. Çünkü burada da şeyin etik kaldı. Lifler var. O lifleri alacağız. Beraber. Görüntü için kusura bakmayın ama bunu başka türlü gösteremem. Şuradaki liflerle evet. Beraber geldi. Burası da yenir, atılmaz. Günah ne yazık yani. Ki İstanbul'da bunu bilmiyoruz. O kadar üzülüyorum ki. Bunu böyle paramparça ediyorlar. Küçücük bir avuç bir şey kalıyor. Göbek verdiğiniz kalıyor ya. Paraya da günah. Asıl lezzetli olan kısım kesinlikle. Var buralar. Ne yaptık? Bak hocam harikasınız bugün ya. Akşamdan haşladık. Haşladınız. 15 dakikanızı alıyor bunu haşlamak. Ha. 15 dakikanızı. Yaprağı aldınız. İsterseniz bunu limonlu su yapın mesela limon. Tabii limon da koyabilirsiniz. O da olabilir. Ya da işte farklı alternatifler kendi lezzetinize göre. Yoğurt, içine sarımsak var, pul biber var, incecik maydanoz var. Alıyoruz, daldırıyoruz ve bunu yiyinceye kadar zaten 35 dakikanız alır bu. Buradan alacaksınız, daldıracaksınız. Şuranın inceliğini görebilirsiniz. Çünkü bunun etini aldım burada. Bir şey kalmadı. Bakın, sıyırdım. Şöyle arkasını da göstereyim. Şu beyaz olan kısım var ya, tamamen etli kısım aslında. Diş izlerim bile durmuş bak orada. İşte aynen benim de öyle. Yani lütfen bir de böyle deneyin. İnanın çocuklarınızla beraber en lezzetli yerine parayı veriyorsunuz ama sizin para verdiğiniz kısım sadece ortası kalmış oluyor. Siz buraya da para veriyorsunuz aslında ama sokağa atılıyor. Aynen. Günah. Aynen günah. İstanbul'da bu enginar çılgınlığını başlatmamız lazım. Kesinlikle. Karaciğer yağlanmanız mı var? Karaciğerde sorun mu var? Enginar. Enginar, zayıflamak enginar. Zayıflamak mı? Enginar. Akşam yemeği işte. İnanın bunu 40 defa ağzınıza götürecekler karnınız doyuyor. Göbeğine geldiğiniz zaman zaten doymuş bile oluyorsunuz. Aynen öyle. Göbeğinde yiyebilirsiniz ama. Şimdi gelelim bir çay yapalım. Ay çok tokluk güzel görünüyordu. Tamam. Tokluk hissi oluşturan yani iştah dengeleyen kesen çay. Harika. Sonra da bu incecik kadının formüllerinden bir tanesi avokado, avokadolu ekmek. Ben burada bir şey söylemeliyim. Söyle hani bir bu tane. Avokado çok sert. Elmanın yanına koysaydık keşke de hemen olsaydı. Yapamayız ama tarif edersin yerine, yine de. Onun yerine bu kahvaltı hazırlayalım mı? Olur. Bu da sağlıklı bir öğün ama bunu olabilir. Tarif et. Biz tamam, iyisini buluruz kendimiz yaparız. Şunlar da yanlış geldi. Tamam sıkıntı yok kahvaltı tamam. Kısmını yaparız. Ama hocamın ama çaydan çayına önce, bir gelin. Çaydan önce çok önemli bir şeyler söyleyeceğim. Nedir? Çok önemli. Birincisi şu. Eğer bir hani hangi çay hangi şeye iyi gelir diye bir şey hazırladım. Ha güzel. Çok basit. Gribal bir enfeksiyonunuz var. Gribal bir enfeksiyonunuz var. Mürver çiçeği çayı yapacaksınız. Mürver çiçeği. Evet. Bir tutam atacaksın sıcak suya onu yapacaksınız. Hocam elinizi tamam. Müsaade edin şöyle vereyim. Göstereyim tamam. Mürver çiçeği gribal enfeksiyon için. Eğer karında şişliğiniz var hepimizin bildiği nane çayı. Hemen onu alayım.
Nane limon derler. Peki evet. Limona gerek var mı? Sadece nane de olur mu? Nane de olur, limon da koyabilirsiniz. Eğer uykusuzluk var, akşam yemekten sonra uykusuzluğu varsa işte size papatya çayı. Peki bir dakika, bunların demlenmesini de anlatın bize ama. Çok basit. Bir bardak sıcak su, 4 tane atıyorsunuz. 3 dakika bekliyorsunuz, süzüp içiyorsunuz. Bu kadar basit. O elinizi çok kullanmayın hocam. Tam oradan görüyorum ben. Tamam. Tekrar söyleyin lütfen. Papatyaları aldık. Evet. Şimdi sıcak suyun içine mi koyacağız? Bir bardak sıcak su. Bir bardak sıcak suyun içine, hatta yapalım. Böyle diyelim ki şuna bir sıcak su koyduk diyelim ki. Ona değil, şuna yapalım hocam. Öyleyse. Bak şurada şeyimiz var nasıl olsun. Hah, bardağımız var. Tamam. Var. Ya da öbürünü mü yapalım? Yok, bunları yapalım. Demleyelim, görelim. Tamam. Yani demlemeye gerek yok. Dediğim gibi normal bir bardak sıcak su olarak kabul ediyoruz bunu. Tamam. İçine hemen şöyle küçük, bakın şu kadar bir tutam atıyorum. Papatya. Bu böyle sıcak suda kalmış oluyor. 3 dakika bırakıyoruz, içiyoruz. Ne içindi papatya çayı? Uykusuzlukla ilgili. Uykunuz gelmiyorsa, geceleri dönüp duruyorsanız bir papatya çayı yapın. Çocuklar da içebilir mi? Tabii ki içebilir. Papatya çayı çok rahatlıkla içebilir. Bir zararı. Bir problem, hiçbir zararı yok papatya çayı. Yok, peki. Eğer burun akıntınız varsa, burun akıyorsa her zaman sevdiğimiz zencefil çayı diyoruz. Zencefille demleyeceksiniz. Yani sıcak suyun içine zencefil atacaksınız. Birkaç dakika bekletip. Çok basit. Afiyetle. Tek tek şeyler bunlar. Eğer bir metabolizmanızı hızlandırmak mı istiyorsunuz? Güzel. Yani daha çok yağ yaksın vücudumuz. Hepimizin bildiği yeşil çay. Bu yeşil çayın da tadı bana yine garip şey geliyor. Evet, ya. Garip evet. Buna mı da limon sıksam? Onu da ben başka bir formül bulacağım bir sonraki programda. Yeşil çayı sevdireceğim size. Vallahi nasıl limonu sevdirdik. Aynen öyle. Günde yeşil 2 bardak çay öneriyoruz. Fazla değil. Ama hamile insanlar ve emziren insanlar, bunların dışında tabii hassasiyet onları vermiyoruz. Göstermek gerekiyor. Peki bu kısmı da hallettik. Bir de çok önemli bir şey daha hazırladım. Nedir? Bakın size gene karnınızın aç olduğunu hissettim. Korsemiz bugün yok. Bugün doydum zaten artık. Korseyle bile bugün zayıflamayı öğrendik. Yani daha doğrusu şimdi daha kolay doymayı öğrendik. Şimdi Doktor Murat Topoğlu deyince hep akla hastalarım salata, yoğurt yoğurtçu. Salata, salata gibi, yoğurtçu. Evet. O konuyla ilgili bir kitap yazacağım herhalde artık. Salata yoğurtla ilgili. Şimdi yoğurdu nasıl güzelleştireceğiz? Nasıl? Nasıl tok haline getirecek bizi? Biraz önce yaptık işte, pul biberle yaptık, limonla yaptık. Ama bugün başka bir şey de yapacağız. Allah Allah. Turşuyla. Aa. Evet. Yoğurt ve turşu. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen bıçaklarımı alıyorum. Tamam. Siz bir tanesini. Siz hangisini seversiniz? Ben acı çok sevdim. İsterseniz acıyı bana bırakın. Tabii ben de acı severim ama turşu da olur, acı da olur. Fark etmez. Ben size acısız yapacağım. Şöyle küçük küçük bakın. Sizin yoğurdunuza minik minik doğrayacağım bunlardan. Hepsinden azar azar koyacağım. Biraz bundan salatalık turşusu. Yoğurdun içine ne ilave ederseniz edin. Yoğurt müthiş doyurucu. Bakın küçük küçük domates turşuları koyacağım. Şöyle. Bütün turşuları kullanabiliriz öyle mi yoğurdun içinde? Hepsini kullanırız. Bir de daha lahana turşusu koyacağım size. Şurada lahanamız da var. Küçük küçük. Bayağı bütün turşulardan koyduk. Evet. Ha bir de bunu siz yaptıysanız tadından yenmez. Kesinlikle. Şimdi en güzeli. Çok azıcık da havuç turşusu koyacağım size. Küçük biraz renklerini değiştirelim. Ve rengarenk de bir evet, şimdi yoğurt oldu. Peki bunu ne zaman yiyeceğiz? Akşam. Özellikle tok durmak için akşam yemeklerini bununla yapabilirsiniz. Bakın başka bir şey daha yapacağım. Ben bu yoğurda kendim için acı biber yaptık. Koyuyorum. Acı hocam biber ben çok sevdiğim için. Biberli. Ama mide şikayeti olanlar bunun tabii ki dışında. Ama ben çok acı sevdiğim için, niye inceyim diye merak ediyorsanız. Evet, ben yıllardır hiç Murat Topoğlu'nun kilo aldığını görmedim maşallah. Günde, hep aynı duruyor. Günde 30 tane bundan yiyorum ben. Tabii benim gibi oğlum diye söylemiyorum ama ben biraz çok sevdiğim için acıyı. Annem küçükken bir yaramazlık yapınca ağzıma kırmızı pul biber doldurmuş. Siz de kırmızı pul biber yemek için yaramazlık yapıyordunuz. 4 yaşındayken o günden beri acıyı çok seviyorum. Allah şimdi Allah. Bakın bunu yaptık ya. Bir başka kombinasyon daha getirdim. Size iki, ha öyle mi? Evet. Ha domates de domates mi? Domates doğrayacağız içine. İstiyorsanız bunlar seçip şeylere sahip. Karıştırmıyorum siz görün diye içine ne koyduğumuzu. Peki bunu hangi öğünde yiyelim? Tek öğün haline mi getirelim? Tek öğün haline getirelim. Ama yoğurdu istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Yani bu kadar yoğurdu değil. Bunu 3 katında bile yiyebilirsiniz. Sorun yok, yoğurtta kalori çok az. Bakın domates de koyuyorum minik minik. Yani turşu çok güzel bir şey. Evet. Yiyebilirseniz eğer tansiyon şikayetiniz de yoksa. Ev turşuları daha da güzel. Turşu ile yoğurdu mu birleştiriyorsun? Evet. Vallahi süper. Ha, güzel oluyor mu? Süper. İster bunu sadece domatesli yapabilirsiniz, sadece turşulu yapabilirsiniz. Biz burada göstermek için hepsini kullandım. Şimdi karıştıralım bunları. Peki. Bunu karıştırmayın. Ben şöyle izleyicilerimiz görsün diye. Bugün kollarım çok uzun. Şöyle çok hareket etmeyeyim diyorum ama. Kağıt havlucunuzu ablayın. Şöyle görebilirsiniz. Şurada İki tane size
Birinde sadece kırmızı biber turşusu var. Diğerinde turşunun hepsini küçük küçük parçalara ayırdık ve koyduk. İki alternatif öğün. Akşam 7'den sonra turşulu yoğurt yerseniz kolay kolay acıkmazsanız sizi tok tutar. Bir yiyelim ve ama. Diğer şeyleri yiyelim diyorsunuz. Kesinlikle yiyelim. Onu yani yapıp yapmak önemli değil, yemek önemli. E buyurun o zaman. Ben acılıyı alıyorum. Size de domatesi ve baharatı. Sen de çatal mı aldın diyecektim. Evet, siz de buyurun. Kaşık vereyim size. Buyurun. Allah Allah. Ay, eşinin bir arkadaşı var, böyle beni izliyor sabahları. Acı seversiniz buyurun. Sonra dedikodumu yapıyormuş. Zahide ne bulursa yiyor diye. Ya ne yapayım, tatmak lazım. Size güzel demek için tatmam lazım. Beğenmezsem de söylüyorum vallahi. Neyse söylüyorum. Bakalım. Yani gerçekten bunu lezzetli, farklı. Sen çok güzel güldün, sen de ye bakayım. Yedin mi ki? Yedim. Ha. Çünkü bakın turşunun içinde hem prebiyotiktir hem probiyotiktir. Bağırsaklar için çok yararlı. Çalıştırır bağırsakları. İşte bağırsak çalışmasını istiyorsanız işte bunlar. Gayet en güzeli basit. Ama. Peki şu çayı yapalım artık hadi. Evet. Hadi şu bakalım. İştah kesen ve kilomuzu dengelemede yardımcı olacak çay bence günün en önemli kısmı. Evet. Şimdi size tokluk çayı yapacağız. Bu tokluk çayı için hemen ben şimdi şunu tarafımı geçsek acaba? Hadi tamam. Gelin böyle. Şöyle. Hemen şuradan demliğimi de alayım. Hallettiniz mi? Başka demlik bulmuştum. Tamam. Görünen demlik olsun, daha güzel. Tamam. Şimdi sıcak suyu hazırlıyoruz. Sıcak suyu. Sıcak suyumuz burada. Çok önemli. Tokluk hissi veren çayı sadece öğlen ve akşam kullanacaksınız. Sabah değil. Öğlen yemekten önce, akşam yemekten önce. Burası çok önemli. Çok basit. Isıtıyoruz herhalde. Evet. Şimdi tamam. Ben onu ısıtırken tamam. Siz lütfen neler var içinde tek tek söyleyin. Çok basit. Birincisi nane. Nane. İkincisi de maydanoz. Ama tazeleri dikkat edin. Taze nane. Evet. Taze nane maydanoz. Koyuyorum. Maydanoz koyuyorum. Evet. Güzel. Sonra çok azıcık bir tarçın koyacağım. Tarçının tozundan. Tok tutan çay yapıyoruz. Ve iştah kesen. Evet. Bu iştah kesme hikayesi çok önemli. Korseyi de taktınız. Bunu ne zamanları yapalım? Öğlen yemekten önce, akşam yemekten önce bir bardak yeterli oluyor. İki bardaklık yaparsınız. Burada ne koyuyoruz bunun içine? Ihlamur. Ihlamurumuzu da koyduk. Bir tutam ihlamur, bir tatlı kaşığı toz zencefil, bir tutam ada çayı, bir tutam biberiye, evet. Bir çay kaşığı kadar tarçın, 3-4 sap maydanoz, 3-4 sap evet. Nane, yaprak biberiye nane. Biberiye de koyduk. Biberiyeyi de koyduk. Toz, tarçın şeyimizi de koyduk, zencefilimizi koyduk. Hemen şöyle göstereyim. Çok güzel. Koyduk bunların hepsini biraz 3 dakika boyunca kaynamış suyun içinde bekletiyoruz. Ve biz onu beklerken dönüşte içeceğiz. Ara vermem gerekiyor. Bak hemen tamam. Nasıl rengini verdi görüyor musunuz? Şimdi altını kapatacağım, bu kaynamayacak. Sıcak su olması için açmıştım. Ben altını kapatırken çayımız demlenirken ne yazık ki ara veriyoruz. Doris kahvaltısı öyle mi? Tamam. O zaman kahvaltını yapalım hadi. Tamam, süper. Tamam. Hemen başlayalım. Hocam onu oraya koymanızı rica etsem teşekkür ediyorum. Turşu yedik, şimdi kahvaltıya dönelim. Farklı biz alternatifleri söyleyelim. Siz hangisini sever, hangisini isterseniz onu yiyin. Şimdi bir de biraz değiştirmek lazım. Öz zeytin, peynir, ekmek, tamam bunlar güzel kahvaltımız ama değiştirmek de lazım. Bir deneyin. Evet. Ha, bunu eziyorsun. Şimdi kahvaltıda güzel karbonhidrat tüketelim değil mi? Tamam. Fazla enerjimiz olsun. Yulaf ezmesi onlardan birisi. En sevdiğim bu arada. Yulaf ezmesi. Evet. Ve ben pişirirken hiçbir zaman şeker kullanmam. Muz çok severim ve alternatif olarak kullanırım. Şimdi bunu kullanabilir miyiz? Tabii. Yoksa daha ne istiyorsan kullan hayatım. Tamam. Süper. Şimdi. Aa, bunu pişirecek misin? Evet, hepsini pişireceğiz. Açayım mı altını? Burada sütüm var. Biraz bekle daha istersen. Ha, bekleyeyim mi? Tamam. Süt döktüm. Ondan sonra yulaf ezmesi var burada. Altına ondan yapayım mı? Biraz evet açabilirsin tatlı. Artık yakalım tamam. Muzu da koydum. Süt, yulaf ezmesi. Muz. Ve muz. Bu kadar. Karıştırmak bu kadar. İçin bir şey var mı? Olmaz ha, mı? Burada var. Şunu kullanayım mı? Tabii. Aldım. Hah, harika.
Sen onu karıştırırken hemen bir anons yapayım. Kadın hastalıkları ve normal doğuma da artık normal doğum yapılmıyor biliyorsunuz. Hep sezaryen, hep sezaryen. Belki de bu oluşan hastalıkların sebebi acaba bu yapılan sezaryenler mi? Bunu da konuşacağız. Tüm merak ettiklerinizi kadın doğum uzmanına, kistler, vajinal akıntılar, başka nelerimiz, miyomlar, çikolata kisti, pek çok şeyi sorabilirsiniz doktorumuz. Gülnihal Bülbül gelecek. Sonra diyabetle ameliyat çözüm mü? Ameliyat ediyorlar ve artık diyabeti kalmıyor. Çok enteresan, çok da güzel anlatıyor hocam. Doçent doktor Alper Çelik gelecek. Güzelliğe dair bir de bitkisel karışımlar yapacağız yarın. Seda Sakacı gelecek. Oo, bu ne güzel oldu böyle. Bekle, daha güzel olacak. Ama bu yulaf var ya, bana pek şey gelmiyor. Şimdi deneyeceksin, seveceksin. Ya sen de hocam gibi. Çocuklar seviyor mu bunu? Yapıyor musun seviyorlar onlara? Yapıyorum. Onlara ama şey de bazen ilave ediyorum. Bizde protein tozu var. Ama sadece sütten, yani böyle, çünkü bazen protein tozları, işte kreatin, amino asit, bilmem falan, aynen, ilave ediyorlar. Ben ondan almıyorum. Sadece sütten protein tozu. Bunu böyle pişiriyorsun. Tozu. Aynen. Ne kadar onlara pişecek biraz, bu? Yani bir iki dakika daha var. Kıvamı süt, böyle güzel olsun. Peki o zaman finalde görelim bunu. Ara vermem gerekecek şimdi. Hı-hı. Hayır, yine mi yok? Yaptın, anlamıyorum bugün senin. Peki. Biz daha açalım mı? Daha yoksa açalım maksimum mı? Bu süt bayağı herhalde bununla karışacak. Evet. Ve kıvam öyle alacak, öyle, hı-hı, mi? Öyle. Bak mesela bunun üzerine tarçın döksen bu gayet güzel bir İşte tatlı onu olur. Yapacağız. Bak burada cevizlerim var. Ha bak, aklın yolu bir. Bak güzel güzel kaynamaya başladı, şimdi altını açtım tabii. Evet. Ve biraz daha. Çok da güzel kokuyor değil mi? Ya benim sütle aram çok iyi değil. Bu arada dün doktorum sütle ilgili, inek sütüyle ilgili pek çok şey söyledi. Tabii kendisine yine sorarım geldiğinde. Alerjisi olanlar dedi ki mayalı olduğu için... Mayalı olduğu için sadece şey yapabilirler, yoğurt yiyebilirler, yedirebilirler çocuklarına. Çünkü mayalanınca süt farklı bir hale geliyor. Doğru. Değil mi? Bak, süt envai çeşidini yaptık yoğurdun. Evet, yoğurdu bir limon kullan. Ben bunu karıştırırken hadi sen bize hareketler, tamam, göster en güzeli. Sen şunu dök buraya, sonra, tamam, bunları üzerine koyarsın ve, tamam, yersin. Ben onları ve sen geldiğinde bunu yaparım. Badem sütüyle de yapabilirsin. Badem sütüyle de. Evet. Peki. Doris. İki çocuk annesi ve muazzam spor yapıyor. Bize de örnek olabilecek hareketler gösterecek. Hadi söz senin. Bunu da benimle beraber yapacak. Peki. Gel bakalım bir tane. Buyurun. Lütfen anlat bize hem yaptığın hareketin neremizi çalıştıracağını, ne kadar işe yarayacağını. Evet, yani aslında biraz ısınsak. Gel biz kalkalım, ısınalım birazcık. Elimi tut, yani balans böyle olsun. Ondan sonra sadece şunu yapacaksın. Böyle hafif bir vuruş. Funda için daha zor çünkü spor ayakkabısı yok. Isınıyoruz biz. Önce bu. Bir sonra diğer ayak. Bu arada Doris'in kahvaltısı oldu. Yan yapalım. Şöyle bir görebilirseniz eğer beni. Yapabilir misin? Zor değil mi o ayakkabıyla? Harikasın. Peki bu hareketleri kimler yapsın ve neresi çalışıyor şu anda Doris? Arkaya yapalım. Doris, efendim? Şu anda bu hareketi kimler yapsın ve neresi çalışıyor şu an? Mesela şu anda bacak ısıtıyoruz. Önce ön bacak çalıştık, sonra dış bacağı, şimdi arka bacağı. Funda için daha zor dediğim gibi, çünkü yani bu çok önemli. Hani her zaman spor ayakkabı giyeceğiz tabii ki. Tabii ki. Şimdi taraf değiştiriyoruz. Seni buraya alayım. Aynısı yapıyoruz. Ön. Çok basit şeklinde. Sana ev basit. Kadınlar. Ama şimdi mesela orada ağrısı olan birisi için biraz zor. Ama biz ağrı hissetmediğiniz kadarını yapabilirsiniz deyip bu hareketleri tabii gösteriyoruz. Doris'in videoları var ve inanılmaz tıklanma oranlarına ulaşıyor. Bu yüzden biz de tabii onu konuk ediyoruz ki size de mutlaka bir şeyler geçer diye düşündüğümüzden. Peki ya, Doris, devam. Fit olmak hakikaten çok kolay bir şey bana göre. Şimdi kitabımı yazdım. Bugün göndereceğim artık tercümanı. Haydi hayırlısı ve olsun. Ama onlardan hakikaten biz daha çok şey öğrendik. Yani kitaptan daha çok şey anlat bize. Peki şimdi bu hareketlerle ısındınız. Sonra, ısındık. Mesela şu şimdi beli... üst kısmı da ısınacağız. Şöyle sadece odalar çizeceğiz. Bu aynı zamanda göğüs kaslarını çalıştırır mı? Göğüs, omuz, kol kaslarımız hepsi çalışıyor. Peki. Eğer isterseniz, bu bana çok kolay geliyor derseniz, o zaman mesela şunu yaparsınız.
Şimdi ne çalışıyor? Bacak çalışıyor, karınınız çalışıyor. Bir de zaten daha önce söylediğimiz kol, omuz, kaslarımız çalışıyor. Çocuklarınızı fotoğraflarınıza göndermeye devam edin. Çocukları fotoğraflarıyla Türkiye'yi kucaklıyoruz programımızda. Çok da güzel fotoğraflar tamam. geliyor. Biz yere geçiyoruz. Tamam. Biraz karın çalışacağız. Aşağı, hop, mikrofon var. Şimdi sen elini böyle çok hafif kulakların arkına alacaksın ve sadece kalkacaksın. Peki yer değiştirmeniz mümkün mü? Yukarı daha tamam. iyi görmek için sizi. Şimdi ben senden böyle parça başı çalışmanı isteyeceğim. Nasıl? Tamam. Şimdi bu hareketleri yapabilenler varsa ve karın kaslarım kuvvetli. Mesela karnımı içime çekiyorum ama yine de buradan minik bir bombe çıkıyor diyorsanız eğer. Yani şu bölgeyi çalıştırmak için. Bu hareketi veriyorsun. Burada önemli olan. Karnınız nasıl acıkıyor hissediyorum. Evet, burada şimdi göreceksiniz. Çok açma ama biz görüyoruz zaten onu. Tamam. Yukarı gelince nefes veriyoruz, aşağı gelince alıyoruz. Tamam. Önemli olan buradan çekmeyeceksin. Onu çok görüyorum. Çok hafif. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu daha zor gibi geliyor sanki ama evet, evet. Bu da. Yuvarlak bir sırtla aşağı gelip yukarı geliyoruz yine de. Onu bir 5 kere falan yapacaksınız. Aha. Daha fazla yapabilirsiniz. 12 kereye kadar yapıyorsunuz. Nefes alıyorsunuz ve aynısını yapıyorsunuz. Ben peki. şunu çok yapmayı seviyorum ondan sonra. Tabii senin sevdiğin şimdi, hareketleri biz yapabilecek miyiz acaba? Karnımız çok çalıştı ya. Şimdi bu şeklinde bu bir yoga hareketi dinlendiriyoruz. Aynı zamanda belimiz çalışıyor. Aha. Ve bel kaslarınız çalışıyor. Hı-hı. Peki bana şunu söyler misin? Kadınların ne yazık ki ya kolları sarkıyor ya da şu iç bacak dediğimiz yer var ya şurası. İç bacakta hemen başlıyor yaşlanma etkileri. İlk de orada başlıyor. İç bacak için ne yapabiliriz? İç ve bacak kol için. Kolların sarkmaması için. Aha. İç bacak için en sevdiğim hareketleri gösteriyorum. Şu çok efektif. Yatağı yaptınız normal ama tabii yatağın biraz sert olması gerekiyor. Sadece bizim bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Hiçbir zaman yere bırakmıyoruz. Yapabilir misiniz bunu? Biraz zor mu? Yaparsınız. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bazen benim kilolu böyle hanımefendiler de oluyor. Biz kilolu değilizdir ama hadi. Hiç ummadığım hareketleri yapabiliyorsunuz. Hiç ummadığım. Ve beni şaşırtıyorsunuz. Demek ki deneseniz yapabilirsiniz. Çok denemediğiniz güzel. İçin olmuyor. Bu iç bacak için. Bir tane daha göstereceğim. Tamam. Yine de iç bacak. Sumo squat bu. Onun için ayaklarımızı biraz fazla açıyoruz. Yani omuz genişliğinden fazla. Ondan sonra aşağı oturuyoruz. Burada inanılmaz çalışıyor. Zaten bir süre böyle kalsanız acıdığını hissedersiniz. Funda ile gösteriyorum şu anda. Bak senin dizlerin ayaklarınla bir çizgi yapacak. Hani içine düz gitmeyecek. Düz bir çizgi olacak. Düz bir çizgi olacak. Böyle oturuyorsun ve öne gelmeyeceksin. Daha fazla aç ayaklarını. Aynen öyle. Elimi tut. Şimdi otur. Arkaya doğru. Bak Funda İçine kaç gelmeyecek. Yaşında? 20. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaş. Bak doğru bilmişim. Tatlım, 20 yaşında. Çizgi olacak. Ama 20 yaşında da yer vücut şimdi egzersiz arkaya doğru değilse otur. Zorlanabiliyor. Tabii. Arkaya doğru. Senin dizlerin içine geliyor. Şunlara bak. Aynen öyle. Aferin. Süpersin. Bir daha. Ve yukarı geliyoruz. Süper. Çok dikkat edeceksin. Bak beraber yapalım. Aynen öyle. Kişisel çalıştırıcı tutamıyoruz. Çok para demek bu. Ama kişisel çalıştırıcı nasıl çalıştırıyor? Süpersin. Onu gösteriyoruz aslında size biraz da. Aynen. Kol sormuştun daha evet, önce. Evet. Kolda şu sarkmalar var ya şuralarda. Aha. Nasıl çözeceğiz onları? Mesela yerde yapmak istersen şöyle yapabilirsin. Kaldırdım bir bacağımı. Aşağı indirdim. Kaldırdım. Evet. İndirdim. Kaldırdım. Funda harika yapıyor. Funda sen spor yapıyor musun daha önce? Yaptın mı hiç? Yaptım. Yaptın. Ama zorlanıyorsun. Vücut, evet vücut hamlaşıyor. Hemen hamlaşıyor. Çok güzel.
Bacak değiştirelim. Peki dikleştirebiliyor musun o bacağı biraz? Zor galiba değil mi bunu? Hah. Ama zorlanıyor. Bak ve çok çok da önemli bile değil. Zorlanabilirsiniz. Ha. Niye? Yapmıyorsunuz hareketleri. Acık tembel miyiz, neyiz? Ha? Biz yürüyüş yapalım isterseniz. En kolayı ama yürüyüş yıllardır söylüyoruz zaten. Yıllardır herkes, gerçi yürüyen de çok. Ama böyle hareketleri de biraz göz aşinalığı olması gerekiyor sanki. Tamam, başka gösterelim. Göster mi? Göster lütfen. Şu sandalyedekiler de hoşuma gidiyor benim ama istersen hemen iki sandalyeyi çevirebilirim. Peki sen devam sandalye et. Olabilir. Yani fark son değil. Bir hareket daha göster tamam. O zaman yerde. Şimdi onları düzleştik mi? Dümdüz hale geldi. Aha. Ve yukarı kaldırıyoruz. Şimdi hem kol çalışıyor, evet. Hem de bizim karnımız Funda çalışıyor. Funda dirsek aşağıda kalacak, öyle zorlanırsın. Özellikle bak. Yan kaslar. Dirseğin tabanını göremiyorsun. Sen bana bak tatlım. Evet. Bana bak. Tamam, şimdi, şimdi oldu. Kaldır kalçanı. Aynen öyle, çok güzel. Şimdi oldu, dirsekle olunca oluyor. Evet. Bu nereyi çalıştırıyor? Bütün vücut çalışıyor sanki. Evet. Değil mi? Bak Funda kendi başına indir kaldır da yapıyor bak. Bu doğru bir hareket i̇şte mi böyle? Koltuk altları için de bu çok şey. Neresi için koltuk, çok iyi? Koltuk altları ve çok zor gelirse mesela Funda şimdi gayet güzel yaptı. O zaman buradan destek alabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ha bu sefer dizin aha. Üzerinden evet. De yapabilirsiniz. Hayır onu evet. Yaptığı için gerçi çok gerek yok sanki. Ha sen o kadar kolay yapıyorsun ki. Böyle ekranda görünce sen yapınca hemen yapılabilecekmiş gibi geliyor ama. Peki sandalyeye geçelim mi? Olur. Şöyle iki sandalyeyi şöyle çevireyim size. Çünkü şu an bizi izleyenler de oturuyor olabilir. Oturduğunuz yerde de pratik bir şekilde nasıl hareketler yapabiliriz bir onlara bakalım. Gel bir tane şimdi, sen de böyle. Daha önce sumo squat'u yaptık ya. Ben sana öbür squat'u, klasik squat'u bir daha göstermek istiyorum. O ne demek? Squat ne? Squat. Squat. Aha, tamam mı? Oturma hareketi. Bu çok zor bir şey aslında ama şimdi sandalyeyi kalçamızın arkasını aldık. Şimdi kollarını uzatıyorsun. Oturup kalkıyorsun. Şunlar düz bakacak. Biraz açabilirsin. Aynen öyle. Oturup kalkıyorsun. Heh, ama bak şimdi yine de bu oluyor. Çok dikkat etmen lazım ona. Tamam mı? Bunlar neden yapıyorsun? Çünkü senin bacakların zayıf. Yani zayıf derken zayıf güçlü de değil. Ha, güçlü değil anlamında. Aha. Bir daha yaparsın. Çok dikkat et. Onları içine kaçmasın. Birleşmesin tamam. Onlar. Aha. Otur. Aynı. Ha. Farkı hissediyor musun? Bu bir squat. Ve ben bayılıyorum o görüntüye. Sen çok bayılıyorsun güzel. Da yapınca. Fakat bunları böyle görmeye yapmaya bizden geçti diye harika. Sonra sokağa çıkıyoruz. İki dakika sonra yoruluyoruz. Elimize bir şey alıyoruz, taşıyamıyoruz. Ara vermem gerekiyor efendim. Yaptığın kahvaltıyı hazırladım ben. Oldu. Döndüğümüz zaman onu da göstereceğiz. Hocamızın da son bir söyleyeceği var. Onu da söyleyeceğiz efendim. Az sonra buradayız. Sakın bir yerlere gitmeyiniz. Hoş geldiniz. Önce size gazlı içecekten vazgeçemiyorum diyenler için. Diyet gazoz yapacağız şimdi. Aa, açılmıyor mu bu? Şurutuyorsun. Bu arada Doris'in yaptığı kahvaltı. Hemen şöyle göstereyim. Süt. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi. Muz. Tarçın tozu. Ve şöyle şey göstereyim. Neydi onlar? Üzerine istediğinizi koyabilirsiniz. Biz ceviz koyduk. Heh. Şöyle ceviz. Göstereyim. Bu güzel oldu. Şimdi gazlı içecek kesinlikle çok kilo aldırır. Onun için normal sade bir maden suyu alıyoruz. İçine 3 tane tatlandırıcı koyuyoruz. Birazcık limon sıkıyoruz. Alın size. Ve işte size gazoz. Gazoz. Yarın kadın hastalıklarıyla ilgili genç kızlar, kadınlar sorunuz varsa şimdiden yazın lütfen bize. Face'e koyuyoruz hemen. Böyle de bitiriyoruz programımızı. Sevgili ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Yalçın Küçük'e balıkları getirdi bize sağ olsun. Yarın görüşmek üzere efendim. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.